Heyecanlanma, sakin ol, derin İyi. derin nefes al. Hadi o sandık gelsin. Halledeceğiz. Bu arada evet, Halk TV'de yine Güntekin Onay demişler sanırım ya. Balkondan Haber değeri taşımıyor. seni diyorlar. Senin de anlattığın gibi denizden geliyorlar. Bu arada kendimle ilgili bir yanlış düzenleyip düzelteyim. Demokrat Parti liderine Gültekin Onay dedim nedense. Gültekin Onay. Nedense. Nedense. Allah Allah. Neden acaba? S3 Mini de bayağı yayılmış bu arada. Geçen gördüm. Gençler falan hep tweetlerin altında S3 Mini, S3 Mini falan yazıp duruyorlar. Ve arkama yaslanıp ufak bir gülümseme attım yani. Güzel. Hep diyorum bizim dalga geçip de itibarsızlaştırmayacağımız İzin verirseniz şimdi İyi şey yok. Partili milletvekili adaylarımızı anons edeceğim. Onlar şu an güvenlik bariyerinden giremediler zannediyorum. Ben yine de kayda geçirmek adına isimlerini okumak istiyorum. Gemiyle mi geliyormuş liderler? Millet İttifakı deniz yoluyla Gündoğdu Meydanı'na gidiyor. Evet, başkanlar. Aa, belediye başkanları da burada, öteki belediye başkanları. Ali Babacan tam oturmuyor. Ali Babacan S3 Mini şarj aletini vermemek için direniyor. Valla ikisinin en iyi anlaşmasına şaşırmadım bu arada. Kemal Dede, şey Kemal Dede diyorum. Temel Dede inşallah kordonda alkol içmiyorlardır, şortlu kızlar yoktur diye derin düşünceler içerisinde. Kemal Bey ile Meral Hanım yine bir şeyler yapıp ülkeyi kurtarmaya çalışıyorlar. Ahmet Davutoğlu Suriye tarafına doğru bakıyor. Mansur Başkanım acaba çorba fiyatları arttı mı diye Hong Kong piyasasını kontrol ediyor telefondan. Ekrem İmamoğlu rockstar köşede. Hiçbir şey sikinde Ahmet Davutoğlu Yunanistan Abi ya, piyasasına bakıyor bak bak. İmamoğlu'nun morali bozuk. Niye? İmamoğlu'nun morali bozuk kardeşim. Futboldan yana yüzümüz gülmüyor kardeşim. Ahmet Davutoğlu'na bakın. Yunanistan tarafına bakıyor. Lan şurada iç savaş çıkar mı acaba Şuraya falan bir diye. iki füze mi Avrupa'ya dikti atsak gözünü. acaba ya? Gözünü Ya Avrupa'ya ülkeyi dikti. düzelttik, ülkeyi düzelttik, şu takımı düzeltemedik diye. Akşamki maçı düşünüyor değil mi? Kaç olsa bize yarar diye. Seçimi kazandıktan sonra şöyle bir konser Acaba patlamaz mı? diyorum Abi ki patlar kardeşim patlar. Bahadır, Heh, buyur canım. Buyur diyorum ki başkanım. Meral Hanım'la konuşsam, Meral ablayla. Ünal'ın vekilliğini vermesek de tekrar takımın başına mı gelsin? Bunu çok merak ediyorum. Kazanan Başkanım, biraz da. mercü içer misiniz başkanım, mercü? Türk bayrağı da açılmış. Kulis bilgisi geldi. Liderler gemiyle gelirken Tunç Soyer bisikletle geliyormuş. Hadi bakalım, değil mi şeyden yani, vere vere buradan geliyor birazdan, sahneye bisikletle çıkacak. Buca metrosu başladı mı? Benim klasik İzmir sorusu. Kim o? Özgür abim, aynen. Bozkurt yapıyorlar, ülkücü var yazmış ya kardeşim. Mansur Başkan niye telefonda sanıyor sabahtan beri? O Gerekeni da bak. yapıyor. Gereken yapıldı. Reis tehlikede mi? Güntekin Onay S3 minisini denize düşürdüğü için gemiyi durdurmuşlar. Biraz geç başlayacak. Burada her fikirden insan var şu an ya. Ülkücüsü var, sağcısı var, solcusu var, muhafazakarı var, bilmem nesi var. Bütün partiler bir araya geliyor çünkü herkes şeyini çağırmıştır, parti üyelerini, bilmem nelerini. Ülkücü yok Aynen diyorlar aynen mesela var. şeyde gördüm bak şu arkada en dipte görüyor musun oradaki grubu? İki kişi. Onlar gelecek partinin bütün şeyi. Kalabalık, Hepsi gelmiş. büyük kalabalık. Gördüm canım, gördüm. O şeyi Haydi Türkiye diye Hoş bir geldiniz şarkıda diyoruz ki. yapmadılar mı? Arar onu da şey yapsalar da. Bu Bir imza şey oldu olsun. ama ya. Başında bekleyen Sana söz yine baharlar vatandaşlarımız, gelecek. hikayede Reklam bulunsun. şeyini bunun üstüne koymuşlar. Videolarda falan da hep böyle çiçek açıyor. Daha böyle açık bir hava var falan filan ya. O bahar konsepti üzerinden Geç yürüyorlar ya. alıyorlar demiyorum da yani ara sıra bir duptan çıkarıp da bir şey yapsalar milleti. İzmir, İzmirliğini gösteriyor.
Bugün Gündoğdu Meydanı'ndan bir mesaj veriyor İzmir. Şimdi sizlerden rica ediyorum. Cimici operatör arkadaşım, sana bir fotoğraf vermek istiyor Gündoğdu Meydanı. Şu öncelikle bir bayraklarımızı bir indirelim. Bayraklarımızı bir indirelim. Kesit alındı. Ekranlardan siz de kendinizi görüyorsunuz. Yuh ne dedi? Yuh be. Şimdi, yuh bayrak indirelim hep dedi. Hep birlikte bir kalp işareti yapabilir miyiz? Herkes bir kalp işareti yapabilir mi? Fotoğraf çekecekler. Kendinizi görene kadar kalp işaretini bırakmayın lütfen. Sahnenin bana göre sağ tarafında bulunan ara sokaktaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Herkes kalp işaretini yapsın. Kendinizi görene kadar kalp işaretini yapın lütfen. Şu anda sizi aynı zamanda drone... Dayı bu kalp değil. Öncelikle söyleyeyim. Kanka pusi falan yapıyorlar. Yapmayın. Bu kalp değil. Bu prostat kası. Kimse bizi kandıramaz. Bunun kalp olmadığına eminim. Da görüntülüyor. Drone gezebiliyor mu arkadaşlar? Drone gezebiliyor mu drone kamera? Drone kamera gezebiliyorsa kalp yapan Gündoğdu Meydanı'nı dolduran değerli İzmirlileri bir geri çekebilir miyiz? Arkadaşlar hemen platformun önüne 112 acilde görevli arkadaşlarımızı alabilir miyiz lütfen? Platformun hemen ön tarafına. Siz de oradaki arkadaşımızı eğer bu tarafa yaklaştırabilirseniz kalp yapın. Bu tarafa yaklaştırabilirseniz kalp. Alalım. Arkadaşımızı bu tarafa doğru yönlendirin. Ben bayağı güzel kalp yapıyorum lan bu arada. Arkadaşlar yardımcı olun. Elden ele arkadaşımızı buraya doğru bir yaklaştırın. Müdahale daha kolay olsun lütfen. Müdahale daha kolay olsun. Tamam. 112'de görevli arkadaşlarımız kameranın altından aldılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İzmirliler, şimdi ellerinizi sadece ellerinizi bir kaldırır mısınız lütfen? Müthiş gözüküyorsunuz. Ya birisi yanlışlıkla böyle 90 derece açıyla kaldırırsa ne yapacaksınız? Yani gözümün gördüğü noktaya bakıyorum. Of. Twitter'dan arkadaşlar yazmışlar bence sen gözüne gözlük al diye, gözlük de var gözümde. Görebildiğim noktaya kadar Gündoğdu Meydanı dolmuş. Ya Twitter'a bak. Millet buluşmalarının yenisine imza atıyor Gündoğdu Meydanı. Sevgili İzmirliler, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? Evet! İsterseniz müziği kapatalım arkadaşlar. Bir anda yükselirim. Gündoğdu Meydanı İzmirli bizimkiler bu gemide galiba. Sloganlarıyla inlesin. Bir kez daha soracağım. En arka nokta beni duyuyor. Biraz önce sağın çekini yaptı. Korkmayın korkmayın biz Allah'tan sevgili başka kimseden korkmayız chat rahat olun. Son bulsun mu? Sevgili İzmirliler 14 Mayıs'ta bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Sevgili İzmirliler, 14 Mayıs zihinlerimize kazınsın diye özellikle vurguluyorum. 14 Mayıs bizler aha, geldiler. İçin çok başkanlar önemli bir geldi. Tarih. Değişime var mısınız? Özgürlüğe var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Beni gaza getirme bak çığlık atacağım milletin kulağı ağrıyor. Huzura İzmir, huzura var mısınız? Konuşma sırası belli mi? Yok be ya alfabetik yok. Çıkarlar ya da Kemal Bey'i en sona bırakırlar ikisinden biri işte. Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? İzmir hakkını alsın mı?
Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Alsın mı? Ekrandan görüyorsunuz. Birazdan Millet İttifakı liderleriyle 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aramızda. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. 85 milyonun Cumhurbaşkanı, hoş geldiniz Gündoğdu Meydanı'na. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yiğitleriyle birlikte Gündoğdu Meydanı'nda. Ya şimdi bu müzikle olmaz yalnız, buna bir düzeltme yapmamız lazım. 10. marşı mı verecek mi? Hayır, pisi 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 de vereceğiz tabii ki ya. Of! Sevgili İzmirliler, Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde o akşam, o tarih, pek bir sloganımız var, hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi İzmir Gündoğdu Meydanı'nda sizlerden gür bir sesle bu sloganı duymak istiyoruz. Türkiye'nin gözü kulağı diyorum. Aslında neredeyse dünyanın gözü kulağı İzmir Meydanı'nda. Ne demiştik o akşam? Yeter bu kadar. Birleşe, birleşe kazanacağız. Padişahım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sevgili İzmirliler, az önce Ersin kardeşim sizlere İzmir Marşı. Yine konuk bir büyükşehir belediye başkanımız var aramızda. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Cahreyn bayıldı. Muhittin Böcek aramızda. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Yalnız şu hakikaten orada olabilir Muhittin Böcek suikast falan yapmak için. Camda. Şu olabilir. Birazdan şey görüyorsun. Vergilerim diye atlayabilir ortaya. Sevgili İzmirliler, az önce Ersin kardeşim sizlere bizim daha önce mitinglerde kullandığımız, yine sevgili Onur Akın'ın da besteleyerek söz yazdığı şarkısı vardı. Şimdi şarkıyla beraber olunca çok... Kamera panlıyor ya. Aha. Böyle panlarken 2 saniye ama. Muhittin Böcek deyince 2 saniye şey duyuyormuşlar. Canın yanından geçerken. Böyle, yok abi o iş öyle değil falan. Böyle. Ama geçiyor uzaklaşıyor. Daha doğrusu Cumhuriyet Meydanı'ndan... Her yere pankart astırmış abi. ...kadar dolan kalabalıkla bu alanı inleteceksiniz. Sevgili İzmirliler... 14 Mayıs'ta bir ıslık çalacak mısınız? Bir ıslık da sen çal. Çalacak mısınız? O zaman duyayım mı ıslıklarınızı? Ya o gelecek mi yine? Canı isterse gelir. Duyayım mı ıslıklarınızı? Şey yapalım, daha, benim yayın daha, odasına daha, geçelim ya. Daha, 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 daha. Yüreğinize, nefesinize sağlık. Camlarından, balkonlarından millet buluşmasını izleyen değerli İzmirlilere bir kez daha hoş geldiniz demek istiyoruz. Ne bileyim, Javs direkt beni aramış özelden, o yüzden buradan şey yaptım. Alışkanlık da, hep dertleşiyoruz. Değişim için en büyük görevin tamam işte, ben de o genç arkadaşlarınıza düşeceği günler yaklaşıyor. Aramızda bulunan genç arkadaşlarım,
Türkiye'yi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Sevgili İzmirliler. Efendim canım. 14 Mayıs akşamı ilk turda bitirmeye var mısınız? Ya şarkı markı söylesin yeter ya. 14 Mayıs akşamı ilk turda bitirmeye var mısınız? Var mısınız? Yüreğinize sağlık. Gazeteci arkadaşlarımız bizleri affetsinler. Sizler güneşin altındasınız. Görev yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Ama İzmir böyle. Güneşiyle, sıcak kalpli insanlarıyla bazen D vitamini de şart oldu biliyorsunuz. B12'de büyük unutkanlıklar var ülkede. D vitaminine inanıyorum ki faydası olacaktır bugün İzmir'in. İzmirli'ye 14 Mayıs akşamında da Türkiye'ye faydası olacak inanıyorum. Türkiye'ye. Sevgili İzmirliler. Ne ezilen, ne ezen, insanca hakça bir düzen olsun mu? Olsun, her şey de olsun. Karşıdaki binaların altına bomba döşeyip patlatalım mı? Evet. Bombalı pankartlar asılmadı mı? Ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, Kerem'dir. Geçen Twitter'da gördüm onu, şey diyor. Lan bu mitinglerde diyor kitle her şeye evet diye bağırıyor. Böyle bir şey desem buna da evet diyecek. Harbiden öyle. Sağ solu. Örnek vermene gerek yok. Şey kesiti var oluyor. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Kim yapmıştı? Yok yok diyor. O değil. Biz yapmıştık. Biz yapmıştık. Şey Erdoğan'ın doğru. Yeniden gülmek için. Huzura ermek için. Fikri hür. Aklı Kemal, çözüm Kılıçdaroğlu. Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olan olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye için geliyor. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye için. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye için geliyor. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyor. Yıkıldın, usandın, bunaldın. Her defasında bu son olsun istiyorsun. Onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte şu anda Cumhuriyet alanına giriş yapmıştır. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Sayın Eşleri Selvi Kılıçdaroğlu. Ya müzik vermeyin kardeşim ya. Müzik işini başaramıyorsunuz siz. Müzik işini bize bırakın. Nasıl bu müzik? Kurtlar Vadisi müzikleri mi çalsınlar? Ya al kardeşim. Ben verdim müzik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gökhan Kırdar siyasi arayla telif hapsa AK Parti acizlik olur. Editlerden, şeylerden biter yani. Hop! Birinin acil racon kesmesi gerekiyor. Hatta daha da şey bir müzik. Şuradan girelim direkt. Abi. Gizemli masa. Bu sadece damarını şişiriyor.
Erkan Baş MİT'e mi çalışıyor? Yalçın Küçük yeni komplonun neresinde? Yalçın Küçük PKK seçmenini. Neyse. Hakan Hocam ağabey kim? Hakan ağabey Erlik. Ben İbrahim Öcalan. Ağabey. Cavs Fahrettin ağabey. Öcalan, Öcalan Kürtleri ulusalcı yapmanın 40 yıllık projesi. Oğlum PKK seçmeni derken hiçbir gruba bir şey söylemedim. Yalçın Küçük'ün böyle bir mimi var arkadaşlar. Mim terbiyesiz diye söylememe kararı aldım. Neyse dedim. Hemen duyar kasmayın. Canlarım. Orkestrali gireceksin Bixi. Cender orkestrali vereceksin. Hemen hemen. Arkadaşlar seste bir şey yok. Şarkı çalıyor arkada. Kontrol ediyorum zaten. Bu sesi aç mitingin değil. Değil mi? Herkes böyle şakalaşırken birden ayağa kalkıyor. Ya tarih olacağız. Ya tarih yazacağız. Yanında böyle şey, Demokrat Parti'den şey var, Abdülhamid Mahallet gibi takılan tipler var, onlara da hep yanında. Dur şöyle yapalım. Bir dakika. Erdoğan izleyince bir irkilsin. Meydan bayağı kalabalık bu arada. Normalde limanı arkalarına alırlar. Şimdi limana göre kurmuşlar platformu. Hmm. Yani evet. Çok dolu olacağını tahmin edip. Hala müzik mi? Evet. Dakikaya falan gelirler herhalde, bilmiyorum. İstanbul mitingine gelemeyeceğim çünkü yayın açmam gerekecek. Ya CHP'den arkadaşla konuştuk sağ olsunlar, hani gidip orada da yayın açmayı bir düşündük ama internet vesaire problemi yaşarız diye kalabalık alanlarda, çünkü biliyorsunuz bayağı sıkıntı oluyor telefon, internet falan. Dedik riske atmayalım. Şey yapacağız. Direkt buradan yayın yapacağız. Benim evin, hatta bilmiyorum, belki hava iyi falan olursa ben şey yapabilirim.
balkona setup'ı kurup hani hem yayın yapıp hem de balkondan canlı dinleyebiliriz. Benim buradan görüyor yani. Sana söz yine baharlar gelecek. Bugün AK Parti'den geldiler. AK Parti'yi karşım AKP. Bugün AKP'den geldiler, eve oyunu ilk defa kullanacakmış olduğunuz diye termos verdiler. Yok dedim, gerek yok. Seçimden sonra fiyatlar düşünce alırım. Sonra termosu alıp bıçakla üzerine RT yazısı kazıdım. Belediye başkanımız ziyaret edecek. Oğlum niye bıçakla üstüne? Akıllı adam yok. Akıllısı bizim olmaz, delisi götümüzden ayrılmaz. Belediye başkanımız ziyaret edecek siz dedi. Atatürk gelse vermem, o da yanılıyor demektir. Kimse gelmesin dedim demiş. İzmir Büyükşehir Belediye Racon. Başkanımız Tunç Sakin, Soyer'i sakin. konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Ah, geldi Tunç Soyer. Netflix geliyor. Deva Partisi gönüllüleri miting alanında gelmeme kararı almış bu arada. Gelmememi. Girmeyeceklermiş. Liderlerin konuşma metinleri ellerine geçmemiş kanka. Tunç Başkan bir dans etsin. Güzel İzmir'in cesur, vicdanlı, demokrasi aşığı güzel insanları, cumhuriyetin evlatları, yeni bir çağı başlatmaya hazır mısınız? Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanları, Ankara ve İstanbul'un değerli belediye başkanları, Kurtuluşun ve kuruluşun meydanına hoş geldiniz. İzmir'e hoş geldiniz. Bugün gelincik tarlasına dönen bu meydanda serpilen tohumlar bütün Anadolu'yu, Trakya'yı, ülkemizin her karış toprağını saracak. Cumhuriyet tarihinin en büyük dostluk ve kardeşlik projesinin mimarı Sayın Genel Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir sizi Cumhurbaşkanı yapmaya kararlı. Ve siz geleceğin Türkiye'sine çok yakışıyorsunuz. Bu seçimle beraber 100 yıllık cumhuriyetimiz demokrasiyle taçlanacak. Bu seçimde 3 büyük eşiği aynı anda aşacağız. Birincisi refah, İkincisi adalet, üçüncüsü özgürlüklerimiz. Millet İttifakı'nın belediye başkanları 4 yıldır yönettiğimiz şehirlerde bu eşikleri aşmak için çok çalıştık. 4 yıldır bürokratik engellere ve ekonomik krize rağmen devasa yatırımlar yapıyoruz. Metrolar, tüneller... Yazık adama, metro bütçesi için 9 TL para verdiler. Deprem, ekonomik kriz demiyoruz. Dağdaki çobanın ekmeğini de düşünüyoruz. Üniversite öğrencimizin açlığını da. İşsize iş bulmak da bizim derdimiz. İşçinin hakkını sonuna kadar alması da. Şimdi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğiyle yerelde elde ettiğimiz bu başarıyı ülkemizin her köşesine yayma zamanı. Sayın Genel Başkanım, ses açık arkadaşlar. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olarak sizin önderliğinizle bunu mutlaka başaracağız. 14 Mayıs'ta hep birlikte ülkemizi adalet olmadan kalkınma olmaz diyen tertemiz bir siyasete teslim edeceğiz. Hep birlikte inşa edeceğimiz gelecekte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşçiler ölmeyecek. Hiç kimse şu ya da bu nedenle eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalmayacak. Ülkenin her karış toprağına, havasına, suyuna,
ruhuna şu üç kelimeyi nakşedeceğiz. Hak, hukuk, adalet. Sevgili İzmirliler, dünyanın en bereketli topraklarında hiç hak etmediğimiz bu yoksulluğu bitireceğiz. Çünkü o gün haramilerin düzeni yerle yeksan olacak. Bu ülkenin kaynaklarını gerçek sahiplerine, yani halka geri vereceğiz. 14 Mayıs'tan sonra umutları ve hayalleri olan bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Sadece hırsızlarla ve haramilerle aramızda bir kırmızı çizgi olacak. 14 Mayıs ortak geleceğimizin adını koyacağımız bir seçim olacak. Bu seçimde refah ve yoksulluk arasında bir tercih yapacağız. 14 Mayıs'ta sadece güçlünün haklı olduğu bir düzeni terk edeceğiz. Halkın iktidarını kuracağız. 14 Mayıs'ta tek adam rejimini geride bırakacağız. Ve demokrasiyi seçeceğiz. 14 Mayıs Cumhuriyet'in demokrasi, adalet, refah ve özgürlüklerle taçlandığı gün olarak tarihe geçecek. O gün yaşam hakkının her şeyin üstünde olduğu özgür bir Türkiye kuracağız. O gün içimizdeki Börklüce Mustafa'lar, o gün Yörük Ali Efe'ler, o gün Yunuslar, Nene Hatunlar, Hasan Tahsinler ve o gün içimizdeki Mustafa Kemaller yeniden şahlanacak. Mutluyum, evet. O gün gülümsemeyi unutan, eğlencesi, neşesi, hayalleri, umutları çalınan 2023 kuşağı gençler büyük dönüşümün lokomotifi olacaklar. Sevgili İzmirliler, 14 Mayıs yeniden kurtuluşun ve kuruluşun günüdür. O gün cepheye yallayak cephane taşıyan Anadolu kadınlarına ve kahraman atalarımıza duyduğumuz ahde vefanın günüdür. O gün çocuklarımıza ve torunlarımıza aydınlık bir gelecek armağan etmenin mutluluğunu yaşayacağımız gündür. 14 Mayıs tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi zalimlerin değil, mazlumların zaferi olarak tarihe geçecek. Sevgili İzmirliler, çok yakında kimsenin başını öne eğmediği bir ülkede yaşamaya başlayacağız. Yeni yüzyılın seçiminden yeni bir kemal çıkartacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Ve kardeşlerim, gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa bu seçimi kazanacağız. Bu ülkede bir şey değişecek. Her şey değişecek. Kalın sağlıcakla canlarım. Bu ampul çok yakıyor. 14 Mayıs'ta aboneliği kapatalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız çok saygıdeğer Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İzmirliler, ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere... Aha, kim? İnsanca yaşam, adil devlet, adil paylaşım seninle olur. Temel Karamollaoğlu. Kararlıyız. Molla Temel. Milletin iktidarında saadet var diyen... Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu buraya davet ediyorum. Falan yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanımız, çok saygıdeğer Temel Karamollaoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Sana sözüm bitmeyecek, sana sözünün baharlar gelecek.
Evet. Selamünaleyküm efter Sivas. Şimdi hemen şehri insanın aklına geliyor. Çok kıymetli İzmirli kardeşlerim. Aleyküm hepinizi selam. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu birlikteliğimizin hayra vesile olmasını of. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sıcaktan sıcaktan. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Seçimlere gidiyoruz. Ancak bu seçimler bugüne kadar yapılmış olan seçimlerden çok ama çok farklı bir seçim olacak. 20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına Türkiye'yi yöneten arkadaşlar artık patinaj yapmaya başladılar. Patinajın ötesinde geri gidiyorlar. Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda dikkat ederseniz taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu güya milletimize bak biz ne kadar becerikliyiz diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna çaba sarf ediyorlar. Milletimizin derdi belli. Biraz önce de belediye başkanımız da ifade etti. Adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus. Ya şey yapacak. Adalet ya. Olmadan devlet olmaz. Allahu Ekber. Ama yeter mi? O da yetmez. İnsanlar geçinebilecekleri kadar bir gelire mutlaka verecek. Tek bir dileğim var. Mutlu ol yeter. Bu sadece yandaşlara bazı pozisyonları hibe ederek sağlanamaz. 85 milyonluk ülkemizde 85 milyonun da hangi kanaatte, hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun rahat geçinebilecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsanız ülkede huzur olmaz. Elbette içinde bulunduğumuz şartlarda bölgemizde emniyetli bir şekilde politikalarımızı uygulayabilmek için de içinde bulunduğumuz bölgenin huzura ve barışa ihtiyacı var. Aslında ele almamızı icap eden konular çok. Siz de güneş altında genel başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı dinleyeceksiniz. Herkes kendisinin önem verdiği konuları mutlaka dile getirecek, sizlere arz edecek ve desteğini talep edecek. Ben sadece bir hususu gündeme getirerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yüce Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım emreder. İstiklal Harbimiz başarıyla neticelendi. Burada ülkemizi işgal eden bütün düşmanlar denize döküldü. Ve İzmir bağımsızlığın sembolü oldu adeta. Bundan dolayı da sizleri de bugün o günkü ecdadımızın torunları olarak tebrik etmeyi bir görev olarak biliyorum. Ancak hemen bu bağımsızlık gururunun yaşanmasının arkasından yine İzmir'de ard arda 7-8 sene farkla İzmir İktisat Kongreleri tertip edildi. Birinci kongre hemen yapıldı, biraz uzunca sürdü. Derdimiz neydi? Bağımsızlık mücadelesini verdik. Düşmanı bu vatandan kovduk. Ama şimdi biz kendi memleketimizde huzur içinde yaşayabilmek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için hangi adımları atmamıza ihtiyaç var? Bunlar tek tek belirlendi. Arkasından da belli bir tecrübe geçirdiğimiz için ikinci iktisat kongresi yine İzmir'de yapıldı. Muhterem arkadaşlarım, 1930'lar burada yapılan kongreler neticesinde
ülkemizin nasıl büyük hamlelere sahne olduğunu el birliğiyle gördük. Her ilde adeta fabrikalar kuruldu, tesisler kuruldu, insanlarımıza iş imkanı sağlandı. Evet. Hatta biraz daha ileri giderek dışarıya bağlılıktan kurtulabilmek için, ben çocukluğumda yaşadım, yerli malı haftaları bile tertip edildi. Başkasını değil, dışarıdan geleni değil, kendi ürettiğimizi tüketmeyi bir amaç olarak bize aktardılar. Muhterem arkadaşlarım, bunlar belki şu anda size çok ama çok önemliymiş gibi gelmeyebilir ama anlamazsınız bu işlerden. Bizim politikalarımızın temelinde, bize oy kökünde verin, tamam, bu anlayış yapmak mecburiyetindeyiz. Biz ülkemizi bir baştan bir başa sanayi tesisleriyle, yüksek teknolojiyle, her konuda biz varız diyen bir anlayışla yönetmek mecburiyetindeyiz. İşsiz tek insanımız kalmayacak. Her çalışan insan rahatlıkla geçinebileceği kadar bir gelir elde edecek. İşçi mi, memur mu, emekli mi, engelli mi, ev hanımı, hiç fark etmez. Herkes mutlaka rahat baba, geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Ekrem İmamoğlu paraşütle inse ne güzel olur lan. Hangi yolla bunu gerçekleştireceğiz onu da ifade ediyoruz. Biz ülkemizi biraz önce de ifade ettiğim gibi bir baştan bir başa yüksek teknoloji içeren, bizi zenginleştiren, ithal ikamesi sağlayan, gerektiğinde ihracat imkanını bize veren tesisleri kurmak mecburiyetindeyiz. Ben biliyorum, İzmir elbette İzmirlilerin şehridir ama İzmir'de her ilimizden göç edip buraya İzmir gelen birden büyüktür. Ekmek kapısı arayan kardeşlerimiz var. Geri memleketlerine dönerler veya dönmezler, o kendilerinin bileceği bir iş. Ama biz göç ettikleri her yerde mutlaka sanayiyi, üretimi, tarımı, hayvancılığı geliştirmeye mecbur. Teknolojinin en iyi seviyesini yakalayacağız. Yetmez. Biz teknoloji üreteceğiz. Teknoloji merkezleri kuracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi arabasıydı. Elbette insansız hava araçlarıydı. Yok tankımızdı. Bunların hepsini şimdi sergiliyorlar. Televizyonlarda da gösteriyorlar. Ama bizim insanımızın, yani sizin ihtiyaçlarınıza bir türlü nasıl çare bulabileceklerini söyleyemiyorlar. Bilmiyorlar çünkü bu problemin nasıl çözüleceğini. Biz de size hem vaat ediyoruz hem de nasıl çözebileceğimizi de anlatmaya çalışıyoruz. Ben bu kadarla yetineceğim. Benden sonra kardeşlerimiz, genel başkanlarımız, biraz önce ifade ettiğim belediye başkanlarımız size hitap edecekler. Benim genel manada ifade ettiklerimi inşallah onlar yeri geldiğinde biraz daha detaya inerek sizlere anlatacaklar, sizleri bilgilendirecekler. Beklentimiz ne? Beklentimiz 14 Mayıs'ta Türkiye'de hakikaten bir zihniyet değişikliğine, bir yönetim anlayışının değişikliğine ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar. Kendilerini değiştiremiyorlar. Kendilerini değiştiremedikleri için siz bu arkadaşlarımızı inşallah 14 Mayıs'ta değiştireceksiniz. Bana güven. Bugünkü Millet İttifakı gelecek. Muhterem. Sayın Kemal Bey inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Kurulacak hükümet
Erdoğan Ankara'da şarkı söylüyor. Yeni iş arıyordur kendine. Bütün ihtiyaçlarını demokratik bir ortamda insan haklarına yaraşır bir şekilde karşılayacak. Bu sözlerle konuşmamı tamamlıyorum. 14 Mayıs'ta desteğinizi bekliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. En büyük zaferleri inşallah Millet İttifakı mensuplarına nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm kıymetli İzmirli kardeşlerim. Aleykümselam. Gelecek. Evet, evet. Şimdi Millet İttifakı'nın genel başkanlarından bir tanesi. Sırada kim var acaba? Ahmet bence. Cumhurbaşkanı yardımcımız, başkan Saadet diyor. Partisi genel başkanımız. Çok saygıdeğer Temel Karamollaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İzmirliler, 2019 31 Mart'ında Ankara'da 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak Ankara'yı yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı konuşmaları yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sevgili eşleriyle birlikte selamlıyor sizleri. Ek başkanım benim be. Bu tatlı kütler abi. Tatlılar. Çok saygıdeğer Mansur Yavaş eşleri, değerli kıymetli hanımefendi Nursen Yavaş'la beraber selamlıyor sizleri. Benden başkasına kalp yapma. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine bir kez daha. Sevgili İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden İzmir'e selam getirdim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aleyna aleyküm selam. Sevgili İzmirliler, efendim, biz artık canım. Alıştık. Normal seçimi unuttuk. Merhaba siyasi Cet, ben Mansur Yavaş. Tam şu an o zaman. Fikirde görüştüğü, yarıştığı dönem bitti artık. Seçime giriyoruz. Sürekli üstümüze bir şeyler sallamaya başlıyorlar. Yaptıklarını, yapacaklarını onların üstüne sallayalım başkanım. Öte, artık deniz bittiği için, her şeyi tükettikleri için, 21 yıl sonunda artık söyleyecekleri söz kalmadığı için sürekli olarak bir şeylerle suçluyorlar. Bir tanesi, bakın sevgili İzmirliler, şurada anlaşalım. Biz bu nefret dinini yok edeceğiz. Kötü sözleri, kötülüğü yok edeceğiz. Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız. Yuh çekip de nefesiniz dahi harcamayın. Harcayacağız. Biz kaybedersek hayır, darbe olur. Be kardeşim, biz sizi kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne var Allah aşkına? Evet, başaramadınız, bitirdiniz. Sizi kaybetsin diye seçime girdik. Bunun için mecliste karar aldınız. Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız diyor. Kazanmak yasak. Hayır, demokrasi yerini bulacak. Bu milletin iradesi sandığa yansıyacak ve çıktığı şeklini de kabulleneceksiniz. Böyle tehditvari konuşmaları artık bu millet dinlemiyor. Peki niye böyle tehdit ediyorlar? Onu da söyleyeyim. Örneğini Ankara'da gördük. 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmamak için,
çocuklarla televizyonları futbol takımıyla oynasın diye, etrafındaki bir sürü insana rant vermek için bu ranttan kopmak istemediler. Bunun için de sürekli iftiralar attılar. Bunları yönetemez dediler. Küçük bir ilçenin belediye başkanı dediler. Belediyenin 5 milyar borcunu ödedik. Bir sürü ödüller aldık. Tıkır tıkır işlerimiz devam ediyor ama en önemlisi uluslararası şeffaflık ödülünü de aldık. Artık ihaleler canlı yayınlanıyor. Belediyede yolsuzluk dönemi bitti. Dinozor almıyoruz. Yarıştırılıyor müteahhitler ve oralardan elde ettiğimiz para halktan aldık. Ruslan'ın hesapladı ama televizyonda oynasın. Adımları kesecek dediler. Uzatmayacağım, çok konuşmacı var. En az 100 misli daha insani bir şekilde yardımlarımız devam ediyor. İşler adamları çıkaracak dediler. İşçi falan çıkartmadık. Dediler ki bunlar seçilirse ilk al maaşları ödeyemez dediler. Biraz önce anlattım. Baktılar ki anketler kötü. Şimdi yapılanlar da ona bağlı. Şimdi yapılan konuşmalar da anketlerin üzerine yapılan konuşmalar. Anketleri gördükçe bu şekilde artık saçmalamaya da devam ediyorlar. Nasıl saçmalıyorlar onu söyleyeceğim. Ankara'da dediler ki PKK'lılar sayaç okuyacak. Cumhuriyet'in başkentinde PKK'nın ne işi var? Söyleyecek sözünüz mü kalmadı? Seçildik, TC tabelasını çözüm zamanında söktükleri yere taktık. Aslanım benim be. Baktılar bu tutmadı. İstanbul seçiminde de aynılarını söylemeye başladılar. Devletin bekası gider. İstanbul düşerse Kudüs düşer, Mekke düşer. Seçimi iptal ettiler. İstanbul'u Sayın İmamoğlu 805 bin oyla kazandı. İstanbul'u gerekli dersi verdi. Çok daha iyi oldu. Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını, jipleri, villalarını, 3-5 maaşı, liyakatsızlığı, torpilli bırakmak istemiyorlar. Bu düzen onların işine geliyor. Bakın bir iki tane örnek vereceğim. Biz kazanırsak, pardon şöyle söylüyor. Yarın diyor seçimi kazandığı zaman şampanya içerek kutlayanları mı seçeceksiniz? Yoksa alnı secdeye diyenleri, şükür namazı kılanları mı diyor. Bir dakika. Yuh çekmek yerine benim soracağım soruları bir dinleyin Allah aşkına. Benim soracağım soruları dinleyin. Biz seçimi kazandığımız akşam otobüsün üzerinde şunu söyledik. Ankara halkı bizi seçti. Asla sormadık kim namaz kılar, kim şampanya patlatır. Kimize oy vermeyenler düşmanımız değil deyip başladık. Adam namaz kılacak, ben şampanya patlattım. Kıpsız. Hacı Bayram camiinde şükür namazımızı kıldık. Vallahi. Bismillah dedik, başladık. Siz bizi ne sanıyorsunuz? He? Şimdi şampanyayla kutlayanlar deyince aklıma ne geliyor? Uçakta bir tane fotoğraf var. Bir tane bakan şampanyayı çekmiş, çekmiş, sızmış şöyle. Hatırlıyor musunuz? Egemen. Evet, iktidarın bakanı. Egemen, bakara makara Egemen. Söz ettiğini duydunuz mu? Peki, çok dindar geçiniyor da bizlere bir şey zannediyor herhalde ya. Bu hani her cuma günü Google'dan ayet böyle bulup sallıyoruz diyen var ya. Güzel. Kelime ettiğini duydunuz mu? Güzel. Ayrıca bir de biliyorsunuz büyükelçi yaptılar. Peki bir şey daha. Gene bir yöneticileri. Kendi partilerinden birisi böyle uygunsuz bir olaya karıştığı zaman ne dedi? Bizim insanımızda günah işleme özgürlüğü var. Bunları her şey helal. Başkasına haram, bunları her şey helal. Burada ağzını açmadı. Ben Sayın Bakan'a şunu söylüyorum. Siz ilk iktidara geldiğiniz zaman bir lokma, bir hırka diye geldiniz. 21 yıl sonra durumunuz nasıl? Servetiniz nasıl? Hepsini soruyorum. Onları bilmem ama halkın fakirleştiği kesin. İnsanlar ev sahibiyle kiracılar boğuşuyor. Öğrenciler nasıl okuyacağını düşünüyor. Ülkeci mülteci deposu olmuş. Sınırlar delik deşik olmuş. Sus. Siz teröristsiniz. En son söyledikleri laf ve böyle üstten o kadar kibirli konuşuyorlar ki bu adamlara
devlet mi teslim edilir? Bak bak. Ulan İmam Hatipli niye futbolcuyu ettik de bu adamlara devlet niye etmeyelim? Allah Allah. Dediklerinin içerisinde Sayın Genel Başkanımız en az 27,5 yıl kamu hizmetinde devlette çalışmış, devleti biliyor. Kaç yıldır da siyaset yapıyor. Bu devlet teslim edilir mi denenlerin içerisinde kendilerinin seçtiği 21 yıl bu devlete, cumhuriyetimize başbakanlık yapmış insan var. Ayrıca 5,5 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış. Sayın Babacan 13,5 yıl hem dışişleri, maliye, hem başbakan yardımcılığı, hem de bakanlık yapmış. Evet. Yani bu adamlara bu devlet teslim edilir mi diyorlar. Şimdi peki ne yapıyorlar? Ekonomi bozulmuş, çaresiz kalmışlar. Hangi bakanı geri getirelim diye uğraşıyorlar. Her gün Mehmet Merkez Şimşek'in Bankası değişiyor. Ayağına gittiler. Her ay Hazine Bakanı değişiyor. O bitiyor. Ona da çare bulamayınca bu sefer terörizmle suçlanıyoruz. Bakın bu ülkede teröristlerle işbirliği konusunda suçlanıyor. Arkadaşlar onu deme diyorsunuz da. Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Yapılabilecek en iyi şeyi yapıyor şu anda. Yani evet, kendi argümanlarını kendi, madem öyle sen niye bunca yıl yanında tuttun diyor. Bu kadar basit. Ona Karadeniz'de suikast yapmıştır. Herkesin, bütün söylenenler 2400 maddelik mutabakat metninde yazılıdır. Onun haricinde yazılan her şey yalandır. Çözüm sürecinde siz yanlış yapıyorsunuz, bunu meclise getirin diyenlere siz kandan besleniyorsunuz deyip bildiklerini yapıyorlardı. Ve ağızlarını açtırmıyorlardı terör devam ederken. Halbuki bu ülkeyi sıfır terörle aldılar, sıfır terörle. Şimdi getirdikleri hal bu. Sıfır terörle alıp şimdi herkesi teröristle ilan ediyorlar. Şimdi peki, şimdi vatanseverler. Bunlar mevsimlik vatansever. Bunlar mevsimlik vatanseverler. Seçim döneminde vatansever. Eğer bugün çıkıp tekrar eskiye dönüyoruz derse, tekrar bu sefer kendilerine yanlış yapıyorsun, şurası yanlış diyen herkesi teröristlikle suçlarlar. Söyleyecek sözü olmayanların söyleyecekleri bu. Efendim söyleyeceğim söz çok fakat konuşmacı da çok sınırlı. Ben şunu söyleyip bitireceğim. Artık bu ülkede nefret siyasetinin bir... Arkadaşlar sağ olun ama sevgili kardeşlerim vakit kalsın olur mu? Çünkü çok sıcakta uzun süredir bekliyorlar, kıyamıyoruz. Bu ülkede artık siyasetin normalleşmenin zamanı geldi. Nasıl olacak? Bütün 85 milyonu insanı vatandaşı kabul edecek. Oy versin vermesin herkese aynı muamele edecek. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ankara'da seçildik, rozetimizi çıkarttık. Herkese eşit muamele ediyoruz. Bize oy vermeyenlere hain demiyoruz, hizmet götürmemezlik yapmıyoruz. Yok böyle bir şey. O bize zaten yakışmıyor. Başkanım ağlattınız beni. İnşallah 6 lider farklı fikirlerde olmasına rağmen geldiler, uzlaştılar. Türkçemizin en güzel kelimelerinden birisi uzlaşma kelimesi. Ne yapacaklarını da kararlaştırdılar. İnşallah o yolda devam edecekler. Çünkü işlerinde ekonomi konusunda çok çok yetkin isimler var ve bir an evvel ülkemizin dertlerine çare bulacağız. Ama hep şunu söyleyerek bitireyim. Her yerde söylüyorum. Benim bildiğim iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Kimseye hakaret etmez. Kimseye iftira atmaz. Başkası hakkında sırf bir şeyi kazanacağım diye yalan söylemez. Öyle mi? Öyle. Sayın Genel Başkanımızın daha bugüne kadar sapla! Cumhur İttifakı'ndakilere veya oraya oy verecek isimlere karşı tek kelime kötü söz söylediğini ben duymadım. Evet, duymadım. Bu nedenle inşallah siyasetin normalleştiği, tatlı dil, merhamet, vicdan kelimelerinin hep ön plana çıktığı, aç ve açıkta hiç kimsenin kalmadığı, kalkınmış, ilerlemiş bir Türkiye için bizler birleştik. Birleştik. Birleşe birleşe kazanacağız. Eyvallah. Evet, bakalım. Duyacağım. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Çünkü ayrışmak istemiyoruz. Ayrışmaktan çok çektik.
Bu ülkenin ayrışmaya tahammülü yok. Yan yana geldik, birleşeceğiz ve başaracağız inşallah 15 Mayıs'ta. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı, Genel Başkanımızı ilk turda seçeceğiz. Sizler de geleceksiniz. Kızılay'da karşılayacağız. Çankaya kadar da yürüseceğiz. O yürümeyi seviyor. Hadi inşallah. Peki, harbiden bu yaşta ne yürüyor Kılıçdaroğlu ya? Gitmek istiyorum. Özellikle gençler. Birinci turda bitiriyoruz. Söz mü? Söz. Söz mü İzmir? Söz. Söz mü? Söz. Vallahi i̇nşallah söz. İnşallah bizler de vallahi vereceğim. Bir fazla çalışıp inşallah başardıklar için, başardıktan sonra da sizlere verdiğimiz sözleri sana söz yine oy söz vereceğim. Veriyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Ne diyorsun? Mansur yapması gerekeni eksiksiz yap. Ha, aynı anda söyledik. Eksiksiz konuştuk. Karşı karşı. Bazı arkadaşlar dokunduğu noktalar var. Belki hani siz o cenahtan değilseniz hissetmemişsinizdir ama sıfır terörle devraldınız. Şimdi işte bu çünkü kullandıkları terör argümanı var ya. Hı-hı. Onu evirip çevirip onlara geri şey yapıyor. Hı-hı. Geri yönlendiriyor. Sen aldığında FETÖ'lü MGK karar almış mücadele edilecek diye. Terörü zaten PKK zaten lav olmuş KCK'ya dönmüş bilmem ne. Şimdi sen aldığında yoktu. Sorumlusu sensin de çok basit şey yapıyor. Muhafazakar yani milliyetçi kanadı öldürdü. Vermişler. Ha bir de aynen onu. Egemen Bağış öldürdü. Yani Egemen Bağış bitti de. Osman'a da güzel sapladı ve belediyeciliğe vurgu yaptı. Hatasız konuştu yani Mansur Yavaş. Kesinlikle. Yüz üzerinden yüz. Yani tek bir şey yoktu. Eksiği. Üste 16 milyon İstanbullunun geliyor. Aha. Geliyor başbakan geliyor. Kazandı. Avrupa'nın en kalabalık kenti. Geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. CHP Genel Başkanı. Ekrem İmamoğlu sevgili eşleri. Dilek İmamoğlu ile birlikte selamlıyor sizleri. Yes oylu, yes oylu. Isır onu. Yes oyluyor. Isır. Yerimde duramıyor. Rahatlığa bak. Yedinci ok hanımcılık yerleşti galiba değil mi? Harikasınız. İzmir muhteşem görünüyor. İzmir muhteşem görünüyor. Hatta ucu görünmüyor. Harikasın. Harikasın. Ben en son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. İzmir hazır mıyız? Her şey. Hazır mıyız? Her şey. İstanbul duymak üzere. Her şey muhteşemsin. Kesinlikle her şey çok güzel oluyor. Kazanıyoruz İzmir, kazanıyoruz. Millet kazanıyor, millet. Millet kazanıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Millet kazanıyor. Çünkü sizlere güveniyoruz. İzmir'e güveniyoruz. Türkiye'ye güveniyoruz. Doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine güveniyoruz. Pırıl pırıl gençlere güveniyoruz. Hanımefendilere güveniyoruz. Beyefendilere güveniyoruz. Çocuklara güveniyoruz, çocuklara. Milletin evlatlarına güveniyoruz. Demokrasi aşığı milletimize güveniyoruz. Çünkü cumhuriyetimiz kurulurken millet iradesi esas alındı. Millet iradesi önüne koyuldu ve o yol takip edildi. Samsun'dan Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a,
Erzurum'dan Sivas'a ve sonunda Ankara'da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denildi. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk bize hem cumhuriyeti, hem milletin meclisini, hem de demokrasiye emanet etti. Millet İttifakı işte tam da cumhuriyetin yolunu takip ediyor. Yine takip edilen milli iradeyi esas alınan yol. Ve bu yol hepimize 2. yüzyılın başında muhteşem bir dönem vaat ediyor. Millet İttifakı bu milletin ortak aklı. Millet İttifakı bu milletin ortak ruhu, birliği. Ve buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bir birleştirici güç lazım. Altı liderin ortaya koyduğu bu birlik, Millet İttifakı birliği muhteşem. Hay maşallah lan i̇şte size. İşte burada beni görüyorsunuz. Aslında bu ittifakın en önemli kazanımlarından biri. İstanbul'u kazandık. Birlikte kazandık. Milletin iradesinin bir arada oluşuyla kazandık. Bir dakika. O birleştirici gücü ortaya koyan ve sürekli sürecin sonunda demokrasi kazanımlarının teminatı olan ve Allah'ın izniyle 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanımız olacak Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Bakın, bu kadrolar Millet İttifakı'nın kadroları, milletin ihtiyaçlarını esas alan kadrolar. Millet İttifakı'nın kadroları liyakatli kadrolar. Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız size hizmetleriyle beraber hitap etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli dostumuz, inşallah 15 Mayıs sonrası birlikte Türkiye'nin her konusuna, her sürecine, her sorununa, başta şehirlerimiz, başta çocuklar, kadınlar, gençler, geleceğimiz, deprem, bütün hususlar başta olmak üzere her hususta bir nefer gibi çalışacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş. İşte 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey anlattı. Liderlerimiz, devlet deneyimi olan kadrolar. Tabii ki 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ortak aklı esas alan, milletin isteklerini, taleplerini dinleyen, gözlerinin içine baka baka dinleyen ve asla ve asla insanları ayırt etmeyen, partizanlığı bütün devlet kademelerinden söküp atan ve esas olan Millet İttifakı'nın iktidarı milletin iktidarıdır. 86 milyon insanın iktidarıdır. Esas olan biz bu süreci, Türkiye'nin ikinci yüzyılın başlangıcını sizlerle, milletin evlatlarıyla yöneteceğiz, evlatlarıyla. Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz. Ekonomi rahatlasın istiyoruz. Mutfaktaki yangın sönsün istiyoruz. Paramız pul olmasın istiyoruz. Gençleri yeniden işe, aşağı, üretime ve geleceğin
teknolojileriyle buluşsun istiyoruz. İşte hep birlikte bunun için çalışacağız. Ortak akıl iş başına geliyor. Hazır ol İzmir, hazır ol Türkiye. Ceketi bir çıkarırsın. Gerçi İstanbul'da çıkarır orada ev sahibi diye belki. Biz ortak akla, demokratik katılıma, her konunun muhatabıyla konuyu çözüme kavuşturmaya hazır bir ekibiz. Biz bu konuda en büyük referansı şehirlerimizde yaşattık. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Aydın'da, Muğla'da, Eskişehir'de, Tekirdağ'da, bütün şehirlerimizde bu ahlaklı, bu erdemli tavrı bütün başkanlarımızla ortaya koyduk. Çünkü biz Millet İttifakı'nın ruhuyla görev yapıyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgili İzmirliler, bu güzel kentin kurtuluşun son noktasını koyup bizi cumhuriyete buluşturan o yolculuğun ışığının yandığı şehirlerin sakinleri. Bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Sağdaki demagojik cümlelere aldanmayın. Bakınız, unutmayın ki Millet İttifakı'nın güçlü kadroları, Millet İttifakı'nın arkasındaki toplumsal güç sadece bu ittifak için değil, 86 milyon insanımız için seçim kazanacak. Ve size şunu söylemek istiyorum. Efendim, şu olacakmış, bu olacakmış. Darbeymiş, marbeymiş. Seçimi onlar kazanırsa milli irade, seçimi Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bu usulsüzlüklere nasıl başvurduklarını İstanbul'dan hatırlıyorsunuz. Düşünün ki bir sandığa 4 oy atılmış ama birisi geçersiz. Bak bak bak. Hadi oradan. Bir de yine o zaman utanmadan çaldılar dediler ya millete. Hırsızlar dediler millete. Ama ne oldu? 13 bin oyu yeterli görmeyen akla 806 bin oyluk Osmanlı tokadı attılar. İşte sizden isteğim şu. Kazanıyoruz. İzmirliler, 86 milyon insanımız kazanıyor. Kazanıyoruz. Sandığı getirin. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz. 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 Chat, kazanıyoruz. 86 milyon insanımız kazanıyor. 86 milyonun iktidarı geliyor. Bir avuç insan kaybediyor. Ben bilirim diye akıl kaybediyor. Ben her şeyin hakimim, sahibim diye akıl tıpış tıpış evine gidiyor. Evine gidiyor. Sizin güzel bir sözünüz var. Az az nereye, çoğun yanına. Birileri yolunu kaybetmiş olabilir. Birileri ben hafif sağa gideceğim, hafif sola gideceğim diyor olabilir. Sevgili gençler. Bu iki oldu ha. Bu seçim almış karşısına. Sevgili gençler. Bu önümüzdeki 25 yılın seçimi, 50 yılın seçimi, Cumhuriyet'in
İkinci yüzyılının seçimi. Yeter Nehir, yeter. Şimdi tabii ben gençler elini ayağa kaldırsın diyeceğim. Bütün İzmir kaldıracak, biliyorum. Biliyorum, herkes genç. Gayet güzel. Zaten gençliğimiz var. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Canımız yüksek. O zaman ne yapacağız? Asla bölünmeyeceğiz. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında oyumuz 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Oyumuzu bölmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz. İnne fetehna leke fethan mubina. Haydi bakalım. Haydi bakalım, 2 hafta kaldı. Kesinlikle. İşte yerli ve milli olmanın demokrasiye sahip Fena çıkmak bir heyecan olduğunu, geldi içime. Yerli ve milli olmanın bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak olduğunu, yerli ve milli olmanın 86 milyon insanımıza eşit gözle bakabilmenin, yerli ve milli olmanın hak, hukuk ve adaletin takipçisi olmanın olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Kendisini yerli ve milli ilan edip bir avuç insan, kendisine oy vermeyenleri hain vesaire diye tanımlayan akla ancak gülüp geçin. Onların devri bitti. Aynen öyle. Artık meydanlarda konuşma bile yapamıyorlar. Dinleyenleri bile yok. Şarkı söylüyor gülüp boş vakitlerinde. Bu bakımdan 14 Mayıs'a hep birlikte hazırlanmaya, kalan günlerimizi eşimizle, dostumuzla konuşmaya, gençler, arkadaşlarınızla bütünleşmenin en önemli konum olduğunu paylaşmaya, 14 Mayıs günü sandıklara sahip çıkmaya, Türkiye gönüllülerine üye olmaya hazır mıyız? Hazırız. Hazırız kaptan. Peki, bir oy patlaması bekliyoruz. Bakın, unutmayın, Mansur başkanım söyledi, bu seçim bir siyasi parti seçimi değil, partilerin yarışı değil. Bu seçim bir grubun, bir kesimin bir iktidarı zihniyet olma seçimi, seçimi, sistem seçimi. 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki ikinci yüzyılın pırıl pırıl bir geleceğe kavuşma seçimi. Dolayısıyla sandıklarda oy patlaması yapmaya size söz. 15 Mayıs sabahı pırıl pırıl bir güne uyanmaya, oksijeni bol, düşünsene içinize çekiyorsunuz. Uy, başkanım. Mis gibi demokrasi. İçinize çekiyorsunuz mis gibi eşitlik. İçinize çekiyorsunuz mis gibi liyakat. İçinize çekiyorsunuz mis gibi kadınlara özgürlük. İçinize çekiyorsunuz mis gibi hak, hukuk, adalet. Oyları patlatmaya var mıyız? Başkanım, bağıramıyorum. Milletin kulağı ağrıyor. Yapma şöyle şeyler. Şimdi buradan az kaldı. 13 gün kaldı. Şimdi buradan kaldı. 13 gün kaldı. İçeride liderlerimiz var. 13 gün. Çok 13 kıymetli gün dostum. Sandık. 13 gün sonra Mansur Yavaş başkanım var. 13 gün. Ama en son buraya gelecek olan 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Bütün İzmir eksiksiz bir kalp yollamaya hazır mıyız? Kalp, kalp, kalp. O kalpleriniz bütün Türkiye'yi ıslatsın. Dilekçim, yanıma gelir misin? Ya gelir o tabii. O kalpleriniz bütün Türkiye'yi ıslatsın. Yüz binlerce kalp. Kalp. Türkiye
seçimi bu güzel kalpler kazanacak. Kazanacak İzmir. Her şey. Her şey. Çok güzelsiniz İzmir. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Güzel. Güzel yükseltti iyice kalabalığı. Kanka Ekrem İmamoğlu yakından... Ha, selfiesini de çekiyor. Onlara doğru her zaman İmamoğlu'na döndü. Efendim canım? Onlara doğru alışma gelmiş İmamoğlu bir de anca göster. Başta öyle olmadı. Çok saygıdeğer Ekrem İmamoğlu'yla sevgili eşleri. Sonda yükseltti. Dilek İmamoğlu'na sırada çok teşekkür ediyoruz. Acaba? İyi ki varsınız. Millet gülüyor. Eğlenceli, mutlu. Nasılsınız sevgili İzmirliler? İyiyim Bahattin, sen nasılsın? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Şimdi... konuşmalarını yapmak üzere kim? Türkiye'nin devası hazır. Birlikte babacan geliyor diyen çalışan Türkiye'nin sesi Cumhurbaşkanı yardımcımız Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı buraya davet ediyorum. Çok sevgili eşleri, Zeynep Babacan'la birlikte selamlıyor sizleri. Deva Partisi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ali Babacan, sevgili eşleri Zeynep Babacan'la birlikte selamlıyor. Gelecek. 13 gün, 13 gün. Unutma, 13 gün. Hayır. Şu şekil bak, 13. 13 gün seçime, 13 gün var. 13 gün sonra oy vereceğiz. Bir dur be. 13 gün. 13 gün. 13 son 13 AKP'ye gidiyor. Bu ne güzel heyecan. İzmir 13. 15 Mayıs sabahına çoktan uyanmış. Hadi inşallah. Güzel İzmir'in dağlarına bahar çoktan gelmiş. İzmir umut dolu. İzmir neşe dolu. Sağ olun, var olun. Gençler burada mısınız? Buradayız. Bütün İzmir genç maşallah. Her yaştan genç İzmirli burada bu meydanda. Gençler, bu iktidar ne diyor? İş var ama gençler iş beğenmiyor diyor. Arkadaşlarım, beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Bugünkü hayatınız çocukken hayal ettiğiniz hayattan farklıysa, benzemiyorsa elbette beğenmeyeceksiniz. Bugün bu ülkede yarınlarınızı göremiyorsanız elbette beğenmeyeceksiniz. Beğenmediğiniz ne varsa haklısınız gençler. Biz de beğenmiyoruz. Haklıyız. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu ülkenin sizlere bir gençlik borcunu var. Evet, sizlere bir gençlik borcumuz var. Farkındayız. İstediklerinize özellikle kavuşamıyorsunuz. Özellikle siz ikinizin, Ahmet'le senin. Hepsinin farkındayız. Bu grup içinde. Bizim hedefimiz her alanda ama her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye. Çünkü Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor. Demokraside, temel hak ve özgürlüklerde, 13 gün, hukukun 13, üstünlüğünde, 13 gün, birleşe, birleşe, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, sanatta, Türkiye en iyisini hak ediyor. Hayatın zor olduğu günlerde, tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız en yüksek yaşam standartlarını hak ediyor. Bu ülke çok büyük bir ülke ya. Çok güçlü bir ülke. Fakat maalesef kötü yönetiliyor.
kötü yönetildiği için bu durumdayız. Bir zamanlar 12.500 dolara çıkmış milli gelirimiz. Ta 2013'te bakın. Şu anda 10.000 dolarlarda sürünüyor ya. Bu güzel ve büyük ülkenin iyi yönetildiği zaman nasıl başarılar elde ettiğini ta 1923'ten bu yana, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana gördük, yaşadık. Dürüst ve ehil insanlar iş başına geldiğinde bu ülke nasıl ayağa kalkıyor, nasıl koşuyor, nasıl kanatlanıp uçuyor gördük, yaşadık. Türkiye maalesef dünyadan koptu, içine kapandı. Bakın 13 Mayıs'ta seçimlerden bir gün önce Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. Kopardılar, uzaklaştırdılar bu ülkeyi. 2003 yılında Sertab Erener Eurovay'ı detayken diyerek bize büyük bir gurur yaşatmıştı. Birinci olmuştuk değil mi? Hatırlıyor musunuz o günleri? Yine başaracağız. Bunlar yine olacak. Yine aynı gururu yaşayacağız. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı, U2'yu ve çok sayıda müzisyeni biz kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye'ye. Türkiye bütün Avrupa'nın, bütün dünyanın göz bebeği oluyor. Ne zaman oluyor? Düzgün yönetildiğinde oluyor. Yine dinleyeceğiz inşallah. Tok hayali olan gençler, size de selamlıyorum. Size de sesleniyorum. Hayalinizdeki en iyisine layıksınız. Ama iktidar ne yapıyor? İşte ürettik diyor. Ama vatandaşlar da böyle yiyeceğiz bak. Biz ne yapacağız? Gençler alıp binsin diye imkan yaratacağız. Telefon almak, bilgisayar almak, otomobil almak, ev almak herkes için kolaylaşacak. Herkes için. Ve inanın bütün bunlar çok çabuk gerçekleşecek. Çok çabuk. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs'taki seçim aslında bir referandum. Özü itibariyle iki tercihli bir referanduma gidiyoruz. Evet, Cumhurbaşkanlığı için adaylar var. Evet, ittifaklar var. Bir metre uzunluğunda oy pusulası var. Şu bu. Ama aslında temelde sadece iki tercih var. Peki nedir bu tercihler? Şimdi İzmir'e soracağım. Çünkü İzmir bunların cevabını biliyor. Çünkü İzmir çoktan bu tercihini yaptı. Hazır mıyız İzmir? İki tercih var önümüzde. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk mu? Baskı mı? Özgürlük mü? Dedim ya İzmir cevabını biliyor bunun diye. Devam ediyorum. Tek akıl mı? Ortak akıl mı? Ortak akıl! Korku mu? Umut mu? Umut! Öfke mi? Sevgi mi? Böyle iki tercihli olunca seçmek çok kolay değil mi? İnşallah bu seçimde öyle kullanacak. İnşallah vatandaşlarımız gidecek, o iki tercihten birisini yapacak. Ve İzmir'in tercihi neyse tüm Türkiye onu tercih edecek. Göreceksin inşallah. Devam ediyorum. İki tercih. Kriz mi? Hukuk mu? Yoksulluk mu? Zenginlik mi? Kara kış mı? Bahar mı? Geliyorum hemen. Kara kış mı? Bahar mı? Kara kış mı? Bahar mı? Tüm Türkiye duysun. İzmir'i duysun. İşte cevap net. Tercih net. Biz demokrasi diyoruz, zenginlik diyoruz, huzur diyoruz, özgürlük diyoruz. Millet olarak bunu istiyoruz ve bunu almakta en doğal hakkımız. Bahar diyoruz, bahar. İzmir, şimdi sizden bir söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta birinci oy pusulasını önümüze aldığımızda, o oy verme kabinine girip de vicdanımızla baş başa kaldığımızda, birinci oy pusulasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olmasına evet diyecek miyiz? İkinci pusulada ister deva için, ister saadet için, ister gelecek için, ister Demokrat Parti için, isterse CHP için, CHP'nin oy pusulasının altına
Evet diyecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Ben sözümü aldım. İnanın hep beraber derin bir nefes alacağız. 15 Mayıs sabahı uyandığımızda diyeceğiz ki Max karakter, ya bu havada birlikte, daha fazla oksijen var galiba diyeceğiz. Birlikte konuşmacı olarak girdiği parti hesaplıyor. Nefes almamız. O özgürlüğün oksijenini yaşayacağız hep beraber. Bu seçimi emekliler kazanacak, işçiler kazanacak, memurlar kazanacak. Bu seçimi gençler kazanacak, öğrenciler kazanacak, esnafımız kazanacak, çiftçimiz kazanacak. Bu seçimi otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak. Bu seçimi 7'den 70'e, kuzeyden güneyine, doğudan batıya tüm Türkiye kazanacak. Haydi arkadaşlar, hazır mıyız? Haydi berekete! Filmleri izlediniz. Ben haydi berekete diyorum, siz haydi diyorsunuz. Tekrar ediyorum. Haydi berekete! Haydi özgürlüğe! Lan içeriden koşa haydi koşa geldim. Haydi zengine! Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. En güzel günler İzmir'in olsun, Türkiye'nin olsun diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Haydi! Erlikçim haydi! Bereket! Sayın Ali Babacan, sevgili eşleri Zeynep Babacan'la sizi... Ben yeni geldim bu arada. Öyle mi? Çay aldım geldim. Ben de kahve aldım geldim, dinliyordum da şey haydi bereketi dedik, şeyden karşıdan ses gelmeyince garip bir an yaşandı. Reaksiyon olmadı ama. Ben sevgili İzmirliler, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere. En azından bir alkışlamak gerekiyor yani. Bir... Ya Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun varlığı masanın birçok genel başkanından daha büyük. Sadece varlığı. Kesinlikle. Konuşmasın, yeter. Seçmene baksın kafi yani. Bu da bugün gözüktü. Bunların ikisine şey koydu diye tepki verdiler. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Demokrat Parti Genel aha. Başkanı... Rıdvan Dilmen. Tekin Uysal'ı oy. Buraya davet ediyorum. Hocam şimdi Messi mi Ronaldo mu? İşte geliyor. O geliyor. İşte. Ulan tıvırtıyosu. Maestro. MTV Spor'un unutulmaz ismi. Rıdvan senin Dilmen'in doğusu. Kendisi. Türkiye'yi yöneten gizli güç. Hakan Fidan'ın sağ kolu. Güntekin Onay. Bakalım derin Güntekin ne diyecek? Yine bağıracak mı acaba geçenki ay, gibi çok ya? Çok güleceksiniz. İlk defa dinleyen vardır elbet. Çok şaşıracaksınız. Bir dinleyin. Mert İzmir diye gidecek şimdi. Mert. Evet. Yollardaki kar, saçaklardaki buz, kanı kaynayan suya dar geliyor. Allah Allah! Haberin var mı? Oluklardan akan su sesinde bahar geliyor. Duy İzmir'den estiğini rüzgarın. Göreceksin neler olacak yarın. Yuvada çırpınan yavru kuşların uçmak hevesinde bahar geliyor. Aziz İzmirliler. Demokrat İzmir. Cumhuriyetin varlığını pekiştiren şehrimiz. Bugün buraya İzmir'imizin dört bucağından bu coşkuya, bu Halil İbrahim sofrasına irade koyan, cesaret koyan, alın teri koyan, göz nuru akıtan burada bulunan başta sizler olmak üzere tüm İzmirli hemşehrilerimi canı yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz, aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geçenki kadar bağırmıyor ama iyi. İzmir'de iyi ya, İzmir'e reaksiyon vereceğini iyi biliyor. Herkesin hızına gelmiyor. Kimsizmiş bu hududu gönlüme. Dar geliyor, dar geliyor dediği gibi. Evet. Milletimizin ruhundan fışkırıyor.
hışkırmış bir iradeyle bu coşkuyu buraya taşıyanlara bu meydan dar geliyor, dar geliyor. Değerli hemşehrilerim, Kocatepe'den Dumlupınar'a ve en nihayetinde 9 Eylül'de özellikle Türk milletinin... Ama ilk bölümünde çok yanlış bir giriş yaptığı için reaksiyon almadı. Çok basit. Türkiye'nin muhalif başkentine gidip eskiden iyiydi, yine iyi olacak dersen reaksiyon almazsın, bir şaşkınlık olur. 300 yıllık gerileyişi toprağa gömüldü, denize döküldü. O açıdan İzmir bizim için çok kıymetli. İşte bu şehir bir var olma yok olma çizgisinden çıkarak Türk milletinin bu coğrafyada varlığını sorgulayanlara karşı vatan toprağının bağrında sıradağlar gibi bir iradenin yükseldiği kutlu bir şehir, kutlu bir şehir. Begüm, i̇şte Begüm bu kutlu şehir tarihi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiriyor. Türk tarihi önünde bir kez daha irade koyuyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Demokrasi bayrağını... Kötü konuşmadı lan bu arada Güntekin Onay'da. ...meşalesini bütün baskılara rağmen, bütün dayatmalara rağmen... Bana göre şimdiye kadar Mansur Yavaş'ıydı. Yani hepsini dinleyemedim, belki ondandır. Ekrem İmamoğlu'dan yani iyiydi. Şey beklemedim. Radikal çıkış bekledim tam tersine. Onu yapmadım. Babacan'ın ikinci kısmı iyiydi, kötü değildi ama ilk kısmı çok kötüydü. İzmir'de söylenecek giriş değildi o. Onu söyleyince zaten sıfır, hiç reaksiyon almadım. Güntekin. İşte bu meydan bu ülkenin, bu aziz milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarının müjdecisidir. İnanın buna, inanın buna. Türk insanı ile Türk insanı arasına duvarlar örmeye çalışanlara işte bu meydan cevaptır. Birileri bu aziz millete deli gömleği giydirme teşebbüsü içerisinde 20 yıldır. Ama bilsinler ki bunlar nafile çabalar. Nafile çabalar. Türk milleti kazanacağız değil mi Güntekin abi? Yetki verdi. Güç istediler, güç verdi. Hepimiz kazanacağız. Sen getir bakayım oradan bir çay daha. Mutlak güç istediler, mutlak güç verdi. Beylere o da yetmedi. Dediler ki, dilimizden dökülen kanun olsun. Şaibeli bir referandumla onu da geçirdiler. Sınırsız yetki olsun, sıfır denetim mekanizmasıyla biz uçacağız, kaçacağız dediler. Dediler ama bu keyfi rejimin fiilen ve resmen işlemeye başladığı günden bugüne bu milletin sofrada ekmeği küçüldü. Gençleri daha fazla iş bulamaz hale geldi. Türkiye'yi demokrasi liginden düşürerek, küme düşürerek, içe kapatarak kendi siyasi hedeflerine gideceklerini düşündüler. Ve bugün milletin iradesini boğmaya çalışıyorlar. Aziz İzmir, bir İçişleri Bakanı var. Biliyorsunuz değil mi? Ha. Neyse, şimdi çıkmış diyor ki 14 Mayıs 2023 seçimleri bir darbe girişimiymiş. Bak bu yuhlamayın demiyor. Anadolu'da güzel bir söz var. Dün Isparta'da da paylaştım. Konuştu arkadaşlar. İmamoğlu da konuştu. Ben dikkat ettim. Takke düştü. Babacan konuştu mu hatırlamıyorum. Konuşmadı galiba da bütün konuşmacılar özellikle soruya tepki gösterdi ki doğru olan bu. İşte bu beylerin de zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya döküyor. Demokrasi zaten bu iktidar mensupları için muhalefette söslenecek
muhalefette ifade edilecek bir inanç. Onlar ruhen de, lafzen de hiçbir zaman inanmadılar zaten. 21 yıllık icraatları ortada. Demokrasiyle ilgili ufuklarını gördük. Hukukla ilgili ufuklarını gördük. Atları ak olabilir ama alınlarının ak olmadığını da gördük. Görmedik mi? Oğlum kendi devlet bahçelimizi yapmışız şimdi, gerçekten. Türk milletinin kendilerine mazeret bırakmayacak şekilde 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak bir zaman vermiş olmasına rağmen millet şey diyor, akşamki derbi kaç olur? Millete vaatte bulunuyorlar. Utanın, utanın. Oğlum alkışlayın AKP adamı, yazıktır lan. Sayın Erdoğan 2-3 hafta evvel seçim beyannamesini açıkladı. Aslında seçim beyannamesi değil, 21 yılın itirafnamesi, itirafnamesi, beceriksizliklerinin itirafnamesi, başarısızlıklarının itirafnamesi. Şimdi akıllarına gelmiş. İç Anadolu'da Bix'i karşılık bulur bir konuşmalar. Orada coşar böyle ortam. Yani. Yuflara bakıyorsun. Filmi takip etmedim, İç Anadolu'ya gitti mi, gittiyse nasıl tepki aldı. Ya şeyden ötürü hani çok çok az biliniyor ya, o yüzden bence bu şeyi alamıyor, geri dönüşü alamıyor. Yoksa konuşmasında bir şey yok yani bence. Bir yanlış. Yok, babacan da alamıyor. Milletin önünde paylaştığımız belgelerden Akşener'de belli olur konuşmayla mı alakalı değil. Çünkü o da benzer bir şekilde, o benzer bir dik konuşma yapıyor ya. Biliyorlar değil mi? O işi iyi biliyorlar, Allah var. Haklarını teslim edelim. Neymiş? Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır ÖSYM'de soruları çaldırdınız. Öyle deme, öyle deme. ÖSYM başkanı gelecekten o da hakkını yediniz. Şimdi sureti aktan görünerek Ali babacan bayıldı. Bir yılda bu kayırmacılığı, bu ahbap çavuş düzenini bunlar icra etmedi. Vaatte bulunuyorlar. Türkiye'de adalet sadece adalet saraylarında değil, mahkemelerde değil. Eğer bugün evladımız, bir gencimiz şunu dileyebiliyor olsa, arkadaşlar devadan değil, gelecekten adalet işliyor derdik zaten. Bir gencimiz şunu dese, ben alın teri döktüm, göz nuru akıttım, sınavlarda başarılı oldum, üniversiteyi başarıyla bitirdim, kamunun sınavlarına girdim, başarılı oldum. Benim hakkımı ne şah, ne padişah, ne de reis yiyebilir dediği ve aldığı gün bilesiniz ki adalet işliyor demektir. Dedemin rahatlık, evet, o sigarayı çekiş. Türkiye'de adalet maalesef büyüklerin yırtıp geçtiği, vatandaşlarımızın takıldığı bir örümcek ağına dönüşmüş durumda. Değerli hemşehrilerim, kıymetli İzmirliler, Türk demokrasisinin belki de en zor sınavına doğru yol alıyoruz. 14 Mayıs yeniden hukuksuzluklara, yolsuzluklara. Bu arada 7. o kanımcılık pankartı açan agalardan biri izleyicimizmiş, selam söylüyor. Canım Osman'cığım eyvallah. Seviyoruz, bizi orada iyi temsil et. Hanımcılığı orada yay. Ege'nin güzel şivesiyle yetti gari diyeceğiz. Yetti gari. Yetti gari. Söyleyecek sözleri kalmadı. Söyleyecek yalanları kalmadı. Şimdi abi Allah kitap aşkına, böyle büyük organizasyona gidiyorsun. Muhalefeti metin yazarına yazdıraydın konuşmanı. Eleştirmekle meşguller.
bir takım yaftalamalar. Yetti Garin abi. Türkiye'de bu şeye gitti. Adam Menderes'e aydın konuşması. Aklı orada bunun. Yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da. Sayın Erdoğan PKK ile işbirliği yapabilir. FETÖ ile işbirliği yapabilir. Bunlar yetmedi. Şimdi Gaffar Okka'nın katillerini kendi aday listelerinde aday yaptılar. Aday yaptılar. Bizim vatanseverliğimiz bu mevsimlik milliyetçiler gibi asla ve kata olamaz. Bizim vatanseverliğimiz bu vatan toprağının üzerinde yaşayan tüm insanlara sevgiyi ihtiva eder. Dağına, taşına, toprağına sahip çıkmayı ihtiva eder. Evet, bu bereketli toprakların bedbaht insanları olarak yaşamayacağız dediğimiz Anadolu'yu yeniden üreten bir Türkiye haline getireceğiz. Yeniden bu büyük ülkede kendi evlatlarını kendi doğduğu topraklarda gelecek arar hale getireceğiz. Bunu yapabilmenin yolu da bellidir. Bu ülkede Millet İttifakı olarak inanıyorum ki efendim, bu ülkenin yok. Tamam. Milli güvenlik şemsiyesi demokrasidir, hukuktur ve laikliktir. Bu değerleri işselleştireceğiz. İşselleştirmeyenler de işselleştirecek. Kaybetmeye yüz tuttuğumda hoca yetmez mi sence ya? Belirli halde bulduğumuz demokrasiyi, cumhuriyeti bugünlerde bedelini ödeyerek anlamlandırıyoruz. Ve çıktığımız bu noktada, geldiğimiz bugün de karanlıkta renklerin bir manası yoktur. Karanlıkta renkleri seçebilme imkanımız yoktur. Her birimizin siyasi aidiyetleri var. Farklı kimlikleri var. Ama bugün Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi parti olarak bu renklerimiz bir kenara, bu karanlıktan çıkmak için yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir irade koyduk. Bu iradeyi de hep beraber başarıya ulaştıracağımızı inanıyorum. Sözlerimin sonunda İzmir'den bir söz almak istiyorum. Ne sözü? Değerli hemşehrilerim. Herkes bir şey alıyor. Değerli İzmirliler. Allah için bize de oy verin. Demokrasi aşığı kıymetli vatandaşlarım. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Hayır! Mıyız? Çaldırmayacağız. Bu aram saltanatına hep beraber son vereceğiz. Bu coğrafyada doğan insanlarımızın yeniden kendi doğduğu topraklarda gelecek aradığı bir Türkiye'yi, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi, işleyen bir hukuk düzenini, işleyen Güntekin Onay'ın yeni adı Millet Bahçeli. Eşit fırsatlar, serbest piyasa düzeni. Artık ben Demokrat Allah'ın Partiliyim. Hep beraber ayağa S3 mini benden. Ayağa kaldıracağız. O açıdan hani şair diyor ya, vur kazmayı Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. 14 Mayıs'a az kaldı. Şafak söküyor artık. Şafak 14 dedi. İnşallah 14'üne kadar bu gönül gönüle yürüttüğümüz mücadeleyi büyütecek ve millet önünde 10 yıllar boyunca yarınlarımızı aydınlatacak bir iradeye dönüştüreceğimize inanıyorum. Vesileyle bugün bu büyük değişimin
müjdecisi İzmir'e saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Güzel günlerde, daha güzel günlerde buluşmak ümidiyle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Şimdi kim muhtemelen Davutoğlu'nu çıkarırlar, Meral Hanım'la Kemal Bey'i son ikiye bırakırlar diye düşünüyorum. Davutoğlu şeyi de girerse muhteşem Allah İzmir, büyük olur. İzmir, sizi Yörük dağlarından falan diye girerse. Yörüklerden gelen. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Davutoğlu mu? Kim? Sevgili İzmirliler, sizleri fazla bekletmeden öncelikle en arkadaki noktadaki arkadaşlarımızdan sırayla ön tarafa doğru gelecek şekilde. Öncelikle en arkası. Bayrakları kaldırabilir misiniz lütfen? Arkadan öne doğru. Harikasınız sevgili İzmirliler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere 62. 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başkanı, seçilmiş son başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu buraya davet ediyorum. Nasıl rolleniyor bak. Başbakanım değil mi? Bakalım. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan güzel memleketimizin ufuk şehri İzmir'imizin bir kere yanıldı adam. Yiğit insanları, 1081'de Cakabey'in hakimiyetimizi kurmasından büyük taarruzda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demesine kadar milli hakimiyetimizin kader şehri İzmir'imizin istiklal aşığı insanları, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yörük boy. İzmir'e ufuk şehir dedim. Yeni bir ufka ihtiyacı var milletimizin. Aynen Kocatepe'den doğan yeni bir ufuk gibi. 21. yüzyıla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir ufuk çizmek için buradayız. İzmir'e kader şehri dedim. Çünkü İzmir, istiklalimizin ve Cumhuriyetimizin kaderinin yazıldığı şehirdir. Ve işte İzmir bugün destansı bir toplulukla buradan Ankara'ya, Beştepe'ye ve daha ötesine, dünyanın her bir köşesine, yurdun her bir ucuna diyor ki, biz buraya yeni bir ufuk çizmeye, yeni bir kader yazmaya geldik. Bu yola, bu aynen. Aynen. Çocuk hakikaten kafasını kaldı inşallah. Her birinizi kucaklıyorum. Sağ olasın İzmir. Omuz omuza veren İzmir. İstiklalimizin şehri İzmir. Yeni bir ufka yürüyoruz. Nasıl bir kader mi? Nasıl bir eşik mi? Bunu konuşalım. Hem İzmir meydanında, gün doğdu meydanında yeni bir günün doğusuna şahitlik etmek. Eski tip konuşmacılar artık böyle karşılık bulmuyor herhalde, böyle mutluluk atma oluyor. Ben şeyden... Mansur'la Ekrem daha böyle şey ya, böyle hani daha direkt, daha böyle interaktif, daha yakın ya. Hı-hı. Etkileşim değişmiş artık. Popülarite değil sadece bu. Karşılık bulmuyor adam, onu bildiğin. Hatta bak şunu söyleyeceğim ben bu konuda. Ekrem İmamoğlu inanılmaz mitik performansı sergiliyor ama fark ettiyseniz masadan bağımsız, bireysel, kendisinin veya yanında başka bir masa mensubunun bulunduğu mitinglerde performansı daha iyi oluyor. Çünkü metne veya programa bağlı kalmak zorunda değil. Baskı yok, sorumluluğu yok. Ancak masa mitinglerinde daima performansı düşüyor. Bugün de öyleydi, sonlara doğru yükseldi. Sırf ondan demiyorum yani. Ne konuşması? Artı olarak şey de var. Konuşmaları iyi ve hani tipi de tabii ki onların da etkisi vardır da, bence
Bu eski AKP'lilere tepki yalnızca sosyal medyada yok. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Sokakta da var. Buradaki insanların ciddi bir kısmının da ben hani o yüzden hele İzmir gibi bir yerde işte Davutoğlu'na... Güntekin de reaksiyon almadı. Davutoğlu'ndan daha çok aldı bu arada Güntekin. Düşün Demokrat Parti'nin yeri olmasına rağmen. Ya herhalde şimdi görürüz o dediğin gibi ama bence artık şey değişti. Hitap etmiyor. Kitleleri gazlama olayı artık yemiyor. Millet daha böyle şey bu konuda. Bu iyi bir şey. Kötü bir şey değil yani o. 200 yıllık modernleşme tarihimizin, 150 yıllık meclis tarihimizin, 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin, 75 yıllık demokrasi tarihimizin, söyleyeyim mi bunu? Görmediği bir manzara, yaşamadığı bir tecrübeyle huzurunuzdayız. Farklı siyasi geleneklerden, başkasını daha önce söyledim. Siyasi rekabet yapmış, farklı siyasi partilerden gelen 6 genel başkanla huzurunuzdayız. Her şeyden önce milli birliği... diyorlar ki bir duyum. Kemal Bey'in olduğu mitinglerde Ekrem İmamoğlu çok fazla öne çıkmak istemiyor. Çok fazla öne çıkmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının olduğu mitinglerde diye bir öyle... Ve demokrasi ruhunu yaşatan bu manzarayı... taktik. Bu taktik doğruysa yanlış bence. Çünkü Mansur da mesela sallıyor istediğini yapıyor ama herkesin kendi tadı var, kendi karakteri var. Yine Kemal Bey onun gölgesinde kalmaz yani. Onun savunduğu şey farklı çünkü. Söylem farklı. Öyle denilmiş. Bu tabloyu ortaya çıkarmak için çaba sarf eden 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bütün genel başkanlara huzurunuza teşekkür ediyorum. Bu manzara kolay olmadı. Aylarca toplandık, aylarca görüştük ama şahitsiniz. Hiçbir şeyimiz gizli olmadı. Her şey şeffaf bir şekilde dökümanlarla ortaya kondu. Şimdi ülkemizi, milletimizi iki kader yolu bekliyor. Ya şu anda otoriter yolsuzluk düzeniyle kirlenmiş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek ya da Türkiye'yi, milletimizi birleştiren Millet İttifakı yola devam edecek ve yeni bir ufuk çizecek. Bir tarafta birbirini doğru dürüst tanımadan bir araya gelen, hepsi asık suratlı, hepsi öfkeli, yabalı bohça gibi Cumhur İttifakı, diğer taraftan nazik, güler yüzlü, sakin, vakur Millet İttifakı. Aramızdaki fark bu. Değerli İzmirliler, 14 Mayıs günü sadece bir cumhurbaşkanı değişimine imza atmayacağız. Sadece bir iktidar değişimi yaşatmayacağız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının yol haritasını çıkaracağız. İşte şimdi aramızdaki farklar büyük Cumhur İttifakı. Şu pankart çok iyi. Ama ben size 6 eksende aramızdaki farkı birer birer anlatayım ki onlar da hadi öğrensin. Bakalım anlatın. Birincisi... Demokrasi ve özgürlükler, insan hakları. Eğer Cumhur İttifakı denilen bu yamalı bohça yoluna devam ederse ki edemeyecek, izin vermeyeceğiz. Bugünkü yasaklar, kısıtlamalar, bugünkü baskılar, dezenformasyon yasası gibi medya baskıları devam edecek ve özgürlük alanımız kalmayacak. Ama biz gelirsek... 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak biz size söz veriyoruz. Özgürlük alanlarını genişleteceğiz. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dışlanmayacak. Dayının yaptığı kalbe bak hiç... mitingde. Dayım böbrek takılıyor kalpten ziyade. Herkes istediği gibi konuşacak, istediği gibi yazacak, istediği gibi inanacak, istediği gibi giyinecek. Yeni bir Türkiye'de özgürlükler hakim olacak. Bu bizim size sözümüzdür. Ama şimdi İzmirliler, kader şehrimizin yiğit insanları, biz de sizden söz bekliyoruz. Bu özgürlüklerin hayata geçmesi için, kutuplaştırmanın bitmesi için, ötekileştirmenin sona ermesi için, tam ve kamil demokrasi için yola çıktık. Bu değişikliği yapacağız. Destek istiyoruz. Söz veriyor musunuz? Özgürlükleri kamile yaşatacak mıyız? Söz veriyor musunuz? Yok, gruba attım. İki, adalet. Adalet. İçeriden fotoğraf geldi, çok güzel. Devletin dini adalettir diyen bir inançtan geliyoruz. Adaletin olmadığı hiçbir yerde huzur olmaz. CHP kırmızısı. Geleceğe herhangi bir şekilde Kemaller'de oturuyor, Selvi nerede oturuyor? Bu şekil oturur. Bugün kardeşim. Kendisi kola oturur. Talimatla yürüyen yargı mekanizmasını tam ve bağımsız bir yargı sistemine dönüştüreceğiz. İlk olarak da ben hemen duşa girip geliyorum. Bugün birçok etkilerle
neredeyse yolda yürüyenin güvende hissetmediği bu düzeni değiştireceğiz. Ne mi yapacağız ilk olarak? Yine kayboldu. İnan Ateş'in katillerini bulup gitti. Mahkemeye çıkaracağız. Ya Sinan Ateş mi? Hiç kimse hiçbir cinayetin üstünü örtemeyecek. Hiç kimse işlediği hiçbir suçtan kaçamayacak. Mansur konuştu mu Sinan Ateş? Vatandaşlarımız adalet için, hukuk duymadım. İçin mahkeme önüne gittiğinde arkadaşlarından iktidara yakın 5 TV'ye yakın Meral Hanım belki girer. FETÖ borsalar gibi borsalar kurulamayacak. Talimatla değil, vicdanla karar veren hakimlerin yargısı gelecek. Biz size bu sözü veriyoruz. Şimdi sizden de söz talep ediyoruz. Talimatla değil, vicdanlarıyla karar veren hakimlerin hükmettiği bir yeni düzen kuracağız. Destek verecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Adalet için mücadeleye hazır mısınız? Söz mü? Söz mü? İşte bu söz her yerde yankılanır. Üçüncüsü, insan onuruna yakışır. İnsan onuruna yakışır bir hayat standardı ve ekonomik düzen. Bugün bu sistem, ucube cumhurbaşkanlığı sistemi, tek akıl ve devlet kaynaklarını yakınlarına peşkeş çeken sistem, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptı. Çiftçimiz üretti, faizciler yedi. Esnafımız çaba sarf etti, faiz altında ezildi. Kredi borçlarıyla ezildi. İşçimiz emeğinin karşılığı olan ücreti aldığında bir ayda iki ayda enflasyon altında ezildi. En sona süper ikili kaldı. İşte biz bu çürümüş düzene son vereceğiz. Kur korumalı mevduat adı altında faizcilere peşkeş çekilen 250 milyar Türk lirasını, Merkez Bankası'nın arka kapı operasyonlarıyla satılan 218 milyar doları tek tek hesabını sorarak millete dağıtacağız. Aşık Mahzuni'nin dediği gibi 7-1 kuru soğana muhtaç ettiler. Şimdi o yiğitler soğan... Ne var Efe Hazretleri'nin dediği gibi? İşte böyle bir eşitsizlik düzenine karşı... Niye böyle şey yapıyor? Hakça bir paylaşımla... Hiçbir fikrim yok. Biraz sakin olsa aslında biliyor musun? Sürüşmeyecekti bu kadar. Çok heyecanlı. ...alabileceği yeni bir dönemi başlatacağız. Hakça bir paylaşım için, adil bir ekonomik düzen için... Gerçek anlamda orta direği ayağa kaldıracak bir düzen için biz size söz veriyoruz. Peki mesela siz Mansur destek verecek misiniz? Çok şey yapıyor Bix'i. Toparlayamıyor cümlesini falan çok oluyordu. Ama sakin konuştuğu için önemsemiyor. İstediği gibi çevirebiliyor. Evet, bir de Mansur Bey'in çenede bir şey var herhalde. Sıkıntı. Normal konuşmasında da şeyleri falan çok şey geliyor, garip geliyor. Bu talan düzeninden giden kaynakları fakire fukaraya dağıtmamız için bize destek verecek misiniz? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Söz mü? Dördüncüsü, size siyasi ahlak, temiz siyaset kızım, sözü veriyoruz. Türkiye'de bir yolsuzluk düzeni hakim. Her gün sosyal medyadan nasıl bir yolsuzluk düzeni olduğuyla ilgili videolar izliyorsunuz. Kazanacağız. Hesap sormuyor. Her gün iddialar. Bir bakan kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan sattı. Erdoğan onu teşekkür ederek buldu. Baharlar gelecek. Ülkenin toprakları imar baronlarına peşkeş çekildi. İmar baronları, uyuşturucu baronları, faiz baronları millete hakim oldu. Türkiye dışarıda narko devlet diye anılan bir devlet haline geldi. O dedelerimizin Kocatepe'den İzmir'e yürürken kan dökerek ortaya koyduğu istiklalimiz bugün bir takım uyuşturucu baronlarının çizmesi altındaysa biz bunun hesabını sorarız. Hadi Başbakanlığımıza mal olan siyasi ahlak yasası, tasarısı, imar yasası, ihale yasası hepsi tekrar gündeme gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu'yla el ele siyasi ahlakı Türkiye'de egemen kılacağız. Kimse siyasi ahlakın dışında hareket edemeyecek. Herkes mal varlığı beyanında bulunacak. Siyaseten zenginleşme dönemi bitecek. Siyasetçilerle bir takım uyuşturucu baronları arasında o ortak resimler çıkmayacak. Bir ülkenin İçişleri Bakanı değerli İzmirliler, eğer kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz da, eğer her türlü uyuşturucu baronlarıyla yan yana resimleri çıkarsa, işte o zaman bunların üstünü örtmek için vatan millet hamaseti yapar. Size söz veriyoruz. Ananızın ak sütü gibi helal olan, vergilerinizle verdiğiniz bütçemizin tek bir kuruşunu dahi haramzedelere yedirmeyeceğiz. Sizin seçtiğiniz milletvekillerinin, sizin atadığınız bakanların, gönderdiğiniz siyasetçilerin, iş adamlarıyla,
bir takım kapalı kapılar ardında servet sahibi olmalarına asla izin vermeyeceğiz. Ve beş, devletimizin kurumları büyük ölçüde yıprandı. Değerli İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zuhur bir devlet değildir. Ben buraya Konya'dan geldim. Selçuklu başkentinden, Selçuklu'dan Cumhuriyet'e kadar bütün bir tarihimiz kurumlar tarihidir. Ehliyetsiz, liyakatsiz kadrolar elinde devletimiz itibar kaybetti. Mülakatlar üzerinden niteliksiz insanlar devlet kadrolarına konuşma oldu. Doğru olmaz. Yakınlar, bir takım, bir maliye bakan eğer gözümdeki ışıltıya bakın diyorsanız ne yapıyordur biliyor musunuz? Cebindeki para şıkırtısını örtmeye çalışıyordur, örtmeye. Biz cebime değil gözüme bakın. Bu yozlaşmayı kurumsal çürümeye karşı size söz veriyoruz. Arkada Mansur şey demiyorsa ki bakın sana ne oluyor? Bütün kurumlarıyla. Kemal Bey ben bu kadar konuştum mu? bu adam niye bu kadar konuşuyor? Ben doğru bulmuyorum yani bu kadar konuşmasını. Bir de harbiden en kısa konuşan Mansur Başkan oldu muhtemelen. Nerede konuşmak gerekiyor? Sevmiyor musunuz Türkiye Sayın Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ayak... Ben bu konu hakkında konuşmam doğru olmaz. Yanımızda mısınız? Yanımızda mısınız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Değerli kardeşlerim ve altıncısı, dünyaya açık, onurlu bir ülke. Dış politikasıyla, temiz siyasetiyle, şeffaflığıyla örnek alınan bir ülke. Bugünlerde hepiniz takip ediyorsunuz. Bu kader kavşağında seçimi kaybedeceğini gören iktidar mensupları birer birer saldırganlaştılar. Bakın örnekleri vereyim, sonra bazı uyarılarla konuşmama son vereceğim. Bu ülkede benden sonra başbakanlık yapan bir başbakan. Tabii seçim kazanarak başbakan olmadı. Siz biliyorsunuz İzmirliler, siz onu belediye başkanı bile yapmamışsınız. Size bunlarla gelişti. Değil mi? Yapmadınız değil mi? Buradan yürüyeceğim. Yapmazsınız, İzmirliler kimi seçeceğini bilir. Geldi parti içi oyunlarla başbakanla. Bakın zaman ne bir şey diye vardı. O yüzden siz seçmediniz. Hiçbir zaman ben geçmiş siyasileri böyle polemiğe gelmem. Ama millete hakaret eden biri olursa, milli iradeye laf eden biri olursa işte onunla hesaplaşırız. Diyor ki 14 Mayıs'ta yabancı istilacılara memleketi terk etmeyeceğiz. İşte geldikleri gibi giderler diye İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin bağımsızlığını kazandırdığı İzmir'den sesleniyorum. Biz Millet İttifakı bu ülkenin tek bir kuruşunun, tek bir emeğinin, tek bir terinin yabancılara İstanbul tayyi mekan yaptı. İstismar edilmesine Davut izin hocam. Vermeyeceğiz. Hiçbirimiz yabancılarla ilişkiler içinde değiliz. Ama yok, ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla bütün Cumhurbaşkanı yardımcılarımıza size söz veriyoruz. Tarihimizde olmadığı gibi geleceğimizde de hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aptal olma diye mektup yazılamayacak. Yazılamayacak. New York mahkemelerindeki dosyalardan korkularak, Washington'daki mal varlığı dosyalarından korkularak, Moskova'daki bazı çevrelerden korkularak Ankara siyaseti belirlenmeyecek. Tam ve gerçek bağımsız Türkiye Millet İttifakı'yla kurulacak. O başbakana öncelikle şunu söylemek isterim. İzmirlilerin seçmediği siyasetçiye. Önce sen yurt dışında olduğu iddia edilen milyar dolarları yabancı memleketlerden ülkemize getir. Aynen sonra öyle. Yabancılıktan, yabancı istilasından bahset. Bizim yurt dışında gemilere gir, gemilere. Yok. Bizim yurt dışında bir santimetre kare toprağımız yok. Yaşarsak da burada yaşayacağız. Ölürsek de burada öleceğiz. Kalırsak da burada kalacağız. Değerli İzmirliler, son 15 güne bu 6 ilkeyle giriyoruz. Evet, tam ve özgürlük ve demokrasi, adalet, insan onuruna yakışır ekonomik standart, temiz siyaset, devletin ihya edilmesi, güçlü devlet ve onurlu Türkiye'de kaldı. Şimdi
Bu kader anında iktidar kaybedeceğini anlayınca saldırganlaştı. Bir iktidarın en saldırgan olduğu an kaybetme korkusu yaşadığı andır. Ve pervasızca milletin bir kesimini diğer kesimine düşman edecek, kin ve düşmanlık tohumları ekecek bir yol takip ediyorlar. Ceza kanunumuzun 216. maddesine göre suç olan bir yol. Yalanı dönüyorlar. Kutuplaştırmayı deniyorlar. Milli ve manevi değerlerimizi istismar ediyorlar. Bir cuma günü düşündünüz ki 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu, bütün diğer liderler hep beraber deprem bölgesindeydik. Bir Müslüman, Fatiha okuyan bir Müslümana müdahale etmez. Onun niyetini sorgulamaz. Gerçek bir inanan sahabi merzahını ziyaret, türbesini ziyaret edene dokunmaz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na tahrik yaptılar. Aynı gün yalanla, iftirayla Sayın Erdoğan olmaması gereken Sultanahmet Camii'nin avlusunda siyaset yaptı ve bunlar dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacaklar. Yuhalamayın. Yine de Cumhurbaşkanlığı makamında. Ama şimdi ben soruyorum. Birlikte çalıştığımız yıllar adına da soruyorum. Bize yakışmayacak bir Müslümana, dürüst bir insana yakışmayacak olan şey yalancılıktır. Hangi metnimizde gördün ey Erdoğan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılacağını? Sayın Kılıçdaroğlu mu söyledi? Sayın Akşener mi söyledi? Ben mi söyledim? Sayın Karamoğlu kıyamadı mu söyledi? Sayın Babacan mı söyledi? Sayın Gültekin Uysal mı? Nereden çıkartıyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Milletin bir kesimini diğerine düşman etmek. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözün, söylediği sözün doğru olduğuna inanan biri olarak söylüyorum. Çıktı dedi ki, evet, Diyanet İşleri Başkanı'nı kimse kapatmaya cesaret edemez. Çünkü onu biz Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Cumhuriyetimizin kurumudur Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi değerli kardeşlerim, bu yetmiyormuş gibi arkasından Cumhur İttifakı'na kapaklanan bir başka lider, DSP lideri, DSP demek istemiyorum, rahmetli Ecevit'e herhangi bir söz gelmesini istemem. Ama bunlar küffar diye neredeyse hitap etti. Küffara terk etmeyeceğiz dedi 14 Mayıs günü. Allah aşkına şu deniz şahittir. Buraya yürüyen imanlı Türk ordusu küffarı gideceği yere gönderdi. Bu Ege, bu Akdeniz, bu İzmir şahittir. Kimse bizi böyle suçlayamaz. Ama en vahimi, en vahimi İçişleri Bakanı, eskiden hatırlarsanız İçişleri Adalet ve Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. İstifa ederdi tarafsız olmak için. Bir İçişleri Bakanı çıktı dedi ki, kendisi hakkındaki iddiaları örtmek için her geçen gün daha çok bağıran bir bakan, dedi ki 14 Mayıs bir sivil darbe girişimidir. Yani bir siyasetçi ilk kez seçimlere siyasi darbe dedi. Çünkü kendisinin kafasında darbe mantığı vardı ondan. Darbe mantığı vardı ondan. Bir korku yaymak istiyorlar İzmirliler. İzmirliler darbe vesaire söylentilerle yüreğinize bir korku salmak istiyorlar. İşte biz 6 genel başkan, 2 büyükşehir belediye başkanımız buradan sesleniyoruz. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Ya sen hala konuşuyor musun ya? Aziz İzmirliler. Oğlum düşten girdim çıktım, hala bu mu konuşuyor ya? Sizlerle aynı taahhüdü diyor istiyoruz. Aynı sesle. Korkmadık değil mi? Korkmayacağız. Söz mü? Söz mü? Hiçbir güç milli iradeye engel olamayacak. Söz mü? 14 Mayıs günü her bir sandığa, her bir oya sahip çıkacağız. Söz mü? Söz mü? İşte İzmirlilerin bu iradesidir. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan. Buradan da son olarak sadece bu muazzam topluluğa hitap etmekte kalıyorum. Büyük bir heyecan verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bir yola çıkarken İzmir'den Ankara'ya gür bir ses verdiniz. Ama bir mesajım da Cumhur İttifakı'na oy vermeyi düşünen değerli vatandaşlarıma. Buradan sesleniyorum. AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'nın partilerine oy veren kardeşlerim. Bu 15 gün içinde bu saldırgan tutumu olan iktidar gelecek sizlere şunları söyleyecek.
Sakın ha aldanmayın. Diyecekler ki eğer Millet İttifakı'na oy verirseniz kazanımlarınızı kaybedersiniz. Başörtü yasağı gelebilir, Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılabilir. Onlara diyeceksiniz ki biz orada 6 lidere, 2 büyükşehir belediye başkanına güveniyoruz. Hiçbir kazanımımız kaybolmayacak. İzmirliler, eğer Erdoğan samimi olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasasına destek verirdi. Sulandırdı ve rafa kaldırdı. Bizim temel ilkeler metnimizin 6. maddesinde dediğimiz gibi AK Parti'ye MHP oy veren kardeşlerim, din ve vicdan özgürlüğü korunacak, daha da geliştirilecek. Hiç kimse hiçbir özgürlüğümüze dokunamayacak. Ne düşünce özgürlüğüne, ne basın özgürlüğüne, ne ifade özgürlüğüne, ne toplantı özgürlüğüne, ne inanç özgürlüğüne. İkinci olarak gelecekler ve diyecekler ki Anadolu'da ben Konya'dan, Afyon'dan, Antalya'dan geliyorum. Herkes bunu soruyor. Sizin terörle işbirliğiniz olduğu iddiasını taşıyor. Böyle bir söylenti yayıyorlar. Cumhuriyet tarihinde terörle en kararlı mücadele yürütmüş bir başbakan olarak söylüyorum. Aylarca bir gece Yüksekova'da, bir gece Kebaş'ta, bir gece Sur'da, bir gece Varto'da, bir gece Ceylanpınar'da kahraman Mehmetçiğimizle, polisimizle ve oradaki vatandaşlarımızla kalmış olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Bu ülkeyi asla hiçbir terör örgütünün etkisine bırakmayız. Hiçbir terör faaliyetine izin vermeyiz. Bu bizim size sözümüz, taahhüdümüzdür. Ama kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan eden, kendisi gibi düşünmeyen herkesi teröre iltisaklı diyerek mahkum ettiren bu demokrasi düşmanlarına da asla geçit vermeyeceğiz. İşte İzmir'in bu arkadaşlar, bu İzmirli kılan çağrısı önemli. Söylüyorum. Özellikle terör konusunda. Laik muhafazakar herkes özgürce yaşayacak. Şiddete başvurmayan hiç kimse terörle suçlanmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oylarını kullanacak. Üçüncüsü, gelecekler diyecekler ki savunma sanayini bunlar durduracak. İşte söylüyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin gücünü, ülkemizin gücünü tahkim eden savunma sanayimiz daha da güçlendirilecek. Hiç kimse de hiçbir şekilde taahhüt etmesin. Ama geldiğimizde bir şeyi yapacağız. Bakın, bu size borcumuz olsun. 15 Mayıs'tan sonra TRT ekranlarına Osman Öcalan'ı kim çıkarmışsa, kim izin vermişse, kim bunun yolunu açmışsa hukuk önünde onlardan hesap soracağız. Sayın İmamoğlu'nun kazandığı seçimden sonra, İstanbul seçiminden sonra İmralı'dan kim mektup getirmişse terörle işbirliği yapan odur. Onun da hesabını soracağız. Değerli İzmirliler, huzurunuzdan ayrılırken bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanlarımız, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız adına sizden bir söz almak istiyorum. Kader şehrimiz İzmir. Yeni bir kader yazmaya var mısın? İstiklalimizi, özgürlüklerimizi, uzun konuştu da, demokrasimizi keşke korumaya var mısın? Bu son söz mü? Şehrinde konuşmalarını olsaydı. Söz mü? 14 Mayıs günü sandık başında bir arkadaşlar tutup, bu önemli bu şundan dolayı bu size değil Süleyman bu AKP'lilere. Yani AKP'nin propagandasına kontra olarak söylüyor bunu. Demokrasi nöbetine hazır mısınız? İlk defa da bir halt arıyorlar aslında, onun için var. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah'a emanet olun. 14 Mayıs demokrasi bayramımız şimdiden. Çünkü yani bunu Kılıçdaroğlu falan söylese elbette. Yani AKP tarafı inanmaz. Ki Babacan'ın da bunu yapması gerekiyordu aslında. Seçilmiş son başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İzmirliler, umarım Akşener Soylu'ya şey yapar. Bugün burada Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na uzanan kalabalıkla bir ilk yaşayacağız. Belki tam 30 yıl aradan sonra bugün burada bir ilki yaşayacağız. Gözlerinde cesaretin onuru ve dürüstlüğü,
yüreğinde millet sevgisiyle Türkiye'nin cesur, kararlı, vizyoner lideri, İYİ Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Sayın Meral Akşener'i konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Ben de tam şeyiz ekibim eşleri, İmamoğlu'yla Babacan gibi herkes eşiyle gelse keşke daha böyle samimi oluyor diye. Öyle yapmış öyle. İYİ Parti Genel Başkanımız güzel. Sayın Meral Akşener, çok saygıdeğer eşleri Tuncer Bey'le sevgiyle saygıyla selamlıyor. Ben şimdi sizleri müstakbel başbakanımızla baş başa bırakıyorum. Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Evet, utandı ve kaçtı. Çok değerli İzmirliler. Atatürk'ümüzün hemşerileri. Zübeyde Hanım'ı bağrında yaşatan, bağrında taşıyan İzmir. Bir gitmiş Ahmet. Ben Atatürk'ümüzün hemşerisiyim. Dolayısıyla evladı Fatih Hanım. Dolayısıyla benim hemşerilerim İzmir. Çaka Bey'in 1000 yıl evvel fethettiği Çaka Bey'in İzmir'i ve işgale karşı işgali sona erdirip Atatürk'ümüzü işgal olduğu için, İzmir işgal edildiği için Atatürk'ümüzü Samsun'a gönderen İzmir ve Türkiye'nin kurtulmasını, Türk milletinin refaha, feraha erişinin son noktası İzmir. Selam olsun sizlere. Selam olsun sizlere. Saat 4'ten beri ayaktasınız. Çok kısa susacağım. Şimdi asıl Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu gelecek ve size hitap edecek. Ama ben kısacık bir şey söylemek istiyorum. Bütün arkadaşlarımız anlattılar hangi şartlarda bu seçime gidildiğini. Bu tamam. Ama siz zaten bu yanlışlıkları senelerdir bu insanlardan, bu bizi yöneten, bu kafadan, bu zihniyetten görüyorsunuz. Bakın Çaka Bey'in İzmir'i tarih bilgisi olmayanlar tarafından gavur İzmir denildi, gavur İzmir. Yok gerek yok. Tarihinizi bilmezseniz. Bu arada bence yani hem reaksiyon alacağı yeri biliyor hem de o konuştuk ya, diğerlerinden de çok daha fazla reaksiyon biliyor. Alıyor yani aynen. Diyor anlattılar siz zaten oy vermiyordunuz. Siz zaten biliyordunuz. Bir şehre bunu dersiniz ama İzmir insanlara gavur olmamayı öğreten şehirdir. Ve İzmir bize hani 14 Mayıs gecesi eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışız ya, işgali sona erdiren İzmir. Bugün burada gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürk'ümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir, bizi istismar eden, milletimizi bölüp parçalayan ve vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeli'yi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek. Onu görüyorum bugün. Ama bir şey var. O da şudur. Şimdi İzmir'e gavur diyenler Cumhuriyet kurucularına da iki yaş dediler. Dolayısıyla evet. Sonra ne oldu? O iki ay yaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı
inşallah ve gerçekten mutlaka 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz. Şimdi biraz evvel biz bu mitingde genellikle sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu o istedik, istiyoruz bu tür mitinglerde. Ama biz biraz evvel Sayın Babacan isteyince ben de istemek zorundayım kısacık. O da şu, burada bütün siyasi görüşten insanlar var. İyi Partililer elbette hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Millet İttifakı logosu içinde kendi logosuyla seçime giren İyi Parti'ye oy verecekler. Ama ben tüm İzmirlilerden, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden size saygım sonsuz ama her aileden bir oy istiyorum. Her aileden bir oy istiyorum. Çünkü şu ana kadar en fazla eziyet gören benim. Bana söylenenler hiç kimseye söylenmedi. Bir anaya, bir babaanneye, bir eşe söylenmeyecek ne varsa söylendi. Ağzımda tekrarlayamıyorum çünkü tüm kadınlara söylendi. Bize sürtük dendi, bana fosforlu dendi. Gençlere süfli dendi. Bana kocasını aldattı dendi. Bu benim için ölümdü ölüm. Bu benim için ölümdü. İşte şimdi sizden hangi parti oy verirseniz verin, her aileden bir oy istiyorum. Moralim için istiyorum. İradem için istiyorum. Ailem için istiyorum. Torunum için istiyorum. Tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu kavgayı, bu mücadeleyi verebilmek için size ihtiyacım var. Sizlere ihtiyacım var. Ve biz bunu birlikte başaracağız. Biliyorum ki İzmir istibdada karşıdır. Evet, Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. İnşallah biz de çok iyi bir oy alacağız. Millet İttifakı'nın logosuyla giren bir partisi olarak. Ama esas olarak biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz tam İzmirlilerin Hasan Tahsin'in yaptığı gibi ilk kurşunu atan, kalbini, hayatını, her şeyini ortaya koyan Hasan Tahsin'in evlatları, Atatürk'ün evlatları olarak ne diyoruz biliyor musunuz? Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Evet, hep beraber şimdi. Kahrolsun istibdat. Asır kanım kefenime renk olsun. Al kefenim bayrağı. Kahrolsun istibdat. Kahrolsun istibdat. Duy Recep Bey, duy. Emekliye sevk edildin. Her biriniz Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz İyi Parti Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin müstakbel başbakanı Sayın Meral Akşener'e. Geliyor. Sevgili İzmirliler, bu bahar en içten bir sevinçle güleceğiz. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış 85 milyonun Cumhurbaşkanı
13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Adalet. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte güzel İzmir'i selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Adalet ruhunda asaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Sandığı getirin. Adalet ruhunda asaret. Sandığı getirin. Yapma. Nasılsınız? İyiyiz. Oy veririm aga. İzmir'deyiz. Kuruluşun ve kurtuluşun kentindeyiz. Hasan Tahsinler'in kentindeyiz. Teşekkür ederim. Benim umudum sizlersiniz. Beraber, birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz ve birlikte Türkiye aydınlığa çıkaracağız. Söz mü? Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Şuraya da sesleneyim. Tamam. Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum, söz. Bay Kemal'in sözünü veriyorum. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Emin olun. Birlikte olduğumuz sürece adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Herkes için adalet olacak. Bir özelliğimiz var. Hiçbir ayrım yapmayacağız. 85 milyonu kucaklayacağız. Oy versin vermesin. Kim haksızlığa uğradıysa herkes emin olsun Bay Kemal onun yanında olacaktır. Hiç kimse endişe etmesin. Çünkü adalet kavramını büyütmemiz lazım. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, adalet her yerde olmalı. Hayatımızın, yaşamımızın her yerinde adalet olmalı. Ve bunu sağlayacağız. Birlikte sağlayacağız. Sevgili gençler, iyi misiniz? İyiyiz, sen nasılsın? İyi misiniz? Dersime çalıştım. Buraya gelmeden önce İzmir'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak kaç genç arkadaşımız var diye baktım. 215.650 genç ilk kez sandıkta oy kullanacak. 215.650 genç. Bu seçimler gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler demokrasiyi yeniden inşa etme seçimidir. Bu seçimler hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği güzel bir Türkiye'yi inşa etme seçimidir. Bu seçimler kadın erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim ayrılmak değil, kucaklaşmak, kavga değil, barışmayı sağlama seçimidir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir, ayrışma değil. Ve bu seçimler Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir. Alkışlayın lan. Gençler, yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Ve gençlerimiz tarihe bir not düşecekler. Ve onlar daha ileriki yaşlarında çocuklarına şunları anlatacaklar. Türkiye'de
otoriter bir yönetim vardı. Biz bir tweet atarken bile babalarımız, annelerimiz bizi uyarırdı. Sakın atma, başımız belaya girer. Faşist bir yönetim vardı. Ben sandığa gittim 14 Mayıs'ta ve bu ülkeye demokrasiyi getirmek için demokratik yollarla oyumu kullandım. Otoriter bir yönetimi değiştirdim ve gerçekten de demokratik bir ülkeyi inşa ettim. Benim bir oyumun demokrasi için değeri çok büyüktür diye anlatacaktım. Sizin yaşınızdayken otoriter yönetim yıkardık ey yavrum ey. Çünkü 21. yüzyılın dünyasında Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin gücünü göstermeye ihtiyacı var. Ve her şeyden önemlisi Türkiye'nin dünyayla rekabete ihtiyacı var. Bunu yapacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Hiç meraklanmayın. Bir Şampiyonlar Ligi kurduk. Dünyanın her tarafından en yetkin insanlarla birlikte çalışıyoruz. En yetkin insanlarla birlikteyiz. Evet, bir Kemal kurdu. Birinci yüzyıl başladı. Bir Kemal geldi. İkinci yüzyıl başlıyor diyor. Bayraklı'dan kardeşlerim, hiç endişe etmeyin. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Hiç endişe etmeyin. Sizden tek isteğim sandığa gidin. Sizden tek isteğim oyunuzu kullanın. Sizden tek isteğim geçen seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş veya sandığa hiç gitmemiş bir arkadaşınızı, bir dostunuzu, bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandığa gidin. Türkiye'yi anlatın. Gerçekleri anlatın. Sandığa gitmeyen bizim dostumuz olamaz, bizim ahbabımız olamaz. Gereken işlemleri bugüne kadar yaptık zaten. Herkes o gün sabahın 9'unda sandıkta. Türkiye'nin bu çıkmazdan çıkması gerektiğini anlatın ve Millet İttifakı'na oy isteyin. Bunu sağlayın. Bunu sağlamak için söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Gerçekten söz mü? Söz be söz ya. Söz gün sayıyoruz elimizden. Getireceğim baharları. Hadi bu ülkeye inşallah. Huzuru getireceğim huzuru. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim kardeşliği. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağı aç girmedi. Güzel bir ülkeyi inşa edeceğim. Göreceksiniz. Çiftçiyi toprakla barıştıracağım. Göreceksiniz. Üretsin, alın teri döksün. Ona kırmızı mazot vereceğiz, göreceksiniz. O üretecek, herkes kazanacak. O üretecek, hepimiz kazanacağız. Hepimizin karnı doyacak. Kırsalda hiçbir kadının, hiçbir gencin aç kalmasını, yoksul kalmasını, asla bir gelecek umudu olmamasını düşünen bir düşünceyi tamamen tersiz yapacağız. Yine mi sağ be? Yine mi sağ ya? Kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın geleceğe umutla bakacak. Her kadın evladını okula gönderirken huzur içinde gönderecek. Diyecek ki çocuğum okula gidiyor. Akranlarıyla beraber yok, sütünü... Yok sağ sol yok, bölünmeyin. 13 gün kaldı. Amınızı koyarım. Bölünmek yok. Sağ sol orta yukarı aşağı 13 gün. Suyunu içiyor, yemeğini yiyor ve birlikte arkadaşlarıyla beraber okuldan ayrılıp evlerine huzur içinde dönüyorlar. Böyle bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Böyle bir Türkiye'de herkes mutlu olacak. Böyle bir Türkiye'de birlikte hepimiz mutlu olacağız. Ve böyle bir Türkiye'de Türkiye gerçekten de dünyada yeniden şahlanacak. Bir şey daha, kısaca. Samandağ'dan başlayarak Mersin'e kadar olan havzayı hey maşallah. Akdeniz'in en büyük üretim bölgesi haline dönüştüreceğiz. Katma değeri yüksek ürünler orada olacak. İstanbul'un nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak. O bölgede ciddi bir İstihdam alanı yaratacağız. Maden rafinerisinden tutun, denizcilik konusunda en büyük yatırımları gerçekleştireceğiz. Allah nasip eder, sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda
5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve bunlar yatırıma ayrılacak. Tamamı yatırıma ayrılacak. Göreceksiniz. Nasip eyle ya Rabbi. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Yap lan dediğin her şeyi. O dışarıya götürdükleri 418 milyar dolar var. O parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim. Endişe etmeyin. Efendim parayı nasıl getireceksin diyorlar. Getireceğim, getireceğim. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Hukukçular var. Hukuk içinde, adalet içinde çalınan paraların tamamını getireceğiz. Öyle gidecekler. Amerika'da çiftlikler alacaklar. Gökdelenler yapacaklar. İngiltere'de villalar yapacaklar. Bay Kemal bunları yiyecek. Yemem efendim, yemem. Tamamını alacağım. Son kuruşuna kadar getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Üretici kardeşlerime de sesleneyim. Emekli kardeşlerime de sesleneyim. Ta 2015 yılından bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin diyorum. Önce itiraz ettiler. Nereden bulacaksın parayı diye. Sonra ısrar edince biner lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz diye biraz artırdılar. Ama önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün emekli kardeşlerime söylüyorum. Gideceksiniz Kurban Bayramı'nda. Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz. Bankaya gideceksiniz. Parayı çekmeye başladığınızda 15 bin lira paranızın olduğunu göreceksiniz. O para ananızın ak sütü gibi helaldir. Bunu söylediğimde de yine koro halinde bağırıyorlar. E sen parayı nereden bulacaksın? E sen beşli çeteye para bulurken kimse sormuyor. Bay Kemal dışında. O beşli çeteden alacağım bütün paraları emekliye, işçiye, çiftçiye, herkese vereceğim. Üretene vereceğim. Hanımız. Tabii beşli çeteler de telaş içinde. Ya Kılıçdaroğlu kazanırsa? Kazanacağım, kazanacağım. Geleceğim. Sizlerin oylarıyla geleceğim. Geleceğim. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yemem. Tüy bitmemiş yetimin hakkını da asla yedirmem. Bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlarımız var. Onların da dünya kadar derdi var. O dertlerini de biliyorum. Meydan meydan söyledim 3600 ek gösterge verin diye. Yine itiraz ettiler. Yine vermeyiz dediler. Sonra tıpış tıpış gereğini yaptılar. Şimdi polis arkadaşların derdini biliyorum. Sorunlarını biliyorum. Değil 12 saat 24 saat çalıştırıyorlar. 24 saat çalıştırıyorlar. Ya bu polis aç mı tok mu kardeşim? Gittiği yerde nedir acaba? Dağın başında nöbet tutturuyorsun sırayla. Ya bu insan kardeşim, makina değil ya. Bu insanın yemeğe ihtiyacı var. Helal dedem be. Bu insanın tuvalete ihtiyacı var. Düşünmüyorlar. Çünkü onlar sadece sarayı düşünüyorlar. Onlar yandaşları için çalışıyorlar. Bay Kemal vatandaşı için çalışır. Bundan emin olmanızı isterim. Gençler. Söyledim, bir daha söylüyorum. Sandığa gidecek misiniz? Gideceğiz, gitmez olur muyuz? Sandık ben oldum ben. Türkiye'ye demokrasiyi getirecek misiniz? Size sözüm söz. Bizim de. Bütün bu hayallerinizi beraber gerçekleştireceğiz. Söyledim, sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Onların tamamını gerçekleştireceğiz. İyi ol, gençler abi. Büyük bir umutsuzluk içinde biliyorum. Geleceklerini yurt dışında arıyorlar biliyorum. İşsizliğin büyük bir bela olduğunu biliyorum. İşsiz olan bir çocuk evdeyse ne annede ne babada huzur yoktur. İster ki çocuğum okudu, işi olsun, gücü olsun, evlendireyim, torunlarım olsun, huzurlu bir hayatı olsun ister. Ama bugün milyonlarca evde işsiz gençlerimiz var. Milyonlarca evde. Ve bunların hepsi sıkıntılı. Evlerde huzur yok. O nedenle bu tablonun değişmesi lazım. Bu tabloyu ters yüz etmemiz lazım. Bir şey daha ifade edeyim.
Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. 100 bin öğretmen Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. 100 bin öğretmen. Ayrıca kırsalda veteriner hekim olacak, ziraat mühendisi olacak, ziraat teknisyeni olacak, öğretmen olacak, toprak analizleri yapılacak, hayvanların aşıları yapılacak. Oh. Öğretmenler de maaş alıyorsa onlar da aynı yerden, yani devletten maaş alacaklar. Yani onların tamamı kırsalda köylüye, üreticiye hizmet edecek. Yeni bir anlayışı, yeni bir devri başlatıyoruz. 100. yılda birlikte başaracağız. Göreceksiniz. Üretene değer vereceğiz. Alın terine değer vereceğiz. Bu olduğu takdirde Türkiye büyümüş olacaktır. Şunu düşünüyor musunuz? Dışarıdan arpa alıyoruz. Dışarıdan yulaf alıyoruz. Dışarıdan buğday alıyoruz. Dışarıdan et alıyoruz. Dışarıdan canlı hayvan alıyoruz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunların tamamını biz Türkiye'de yapamaz mıyız? Bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz yapamaz mı? Yapabilir. Ama bir siyasi tercih var. Onları yoksulluğa mahkum etmek, dışarıdan almak. Bu siyasi tercihi değiştireceğiz. Bazen diyorlar ya, parayı nereden bulacaksın? Dünyanın bütçesi var. Bütçe tercihini kim yapar? Siyasi iktidar yapar. Beşli çeteye verirsen para oraya gider. Halka verirsen para oraya gider. Onlar beşli çeteye çalışacak. Bay Kemal de vatandaşa çalışacak. Sizin için çalışacağım. Sizin için üreteceğim. Benim saraylarda gözüm yok. Saraylarda asla ve asla gözüm yok. Mustafa Kemal'in mütevazi Çankaya'sına gideceğiz. Orada halka hizmet edeceğiz. Saraylarda 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden aylık alanlar var. Onları da keseceğim. İnanın onları da keseceğim. O 5 yerden, 6 yerden aylık alanları kapının önüne koyacağım. Hiç endişe etmeyin siz. Olur, bana uyar. En sevdiğim vaat. Bir şey daha. İklim değişikliğiyle beraber Akdeniz havzası giderek ısınıyor. Ve orman yangınları giderek artıyor. Ve artacaktı. 16 uçağı var beyefendinin. Oy. Allah nasip eder iktidar olduğumda 16 uçağın 16'sını da satacağız. Orman yangınları için uçak alacağız. Ve orman yangınları söndüreceğiz. Bu ampul çok yakıyor. 14 Mayıs'ta aboneliği kapatalım diyorlar. Kapatacağız. Beraber kapatacağız. Maden mühendisi oğlum 10 yıldır işsiz diyor bir baba. Evet, maalesef bu tür olaylar çok fazla. İşsizliği biliyorum. Unutmayın, işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Ve işsizliği bitirmek de bir siyasal iktidarın temel görevlerinden birisidir. Bunun için üretmek, bunun için insanın üretirken harcadığı alın terinin değerini vermek gerekiyor. Zarar ederse üretmez. Kar ederse, gelir olursa üretecektir. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunarken Ekrem Başkan'ın söylediği güzel bir şey var. Her şey! Ne diyordu? Her şey! Her şey! Her şey! Çok güzel olacak! Arkadaşlar, buradan tık yok. Buraya da soracağız. Oraya da sor. Her şey! Her şey! Her şey! İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın. İnanın bu ülkeye baharları getireceğiz, inanın. İnanın hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, inanın. İnanın her evde huzur, her evde bereket olacak, inanın. İnanın beşli çetelere çalışmayacağız, inanın. Halk için, halkla beraber çalışacağız ve üreteceğiz. Ve kazanacağız. Ve bu güzel ülkeye huzuru, bu güzel ülkeye bereketi getireceğiz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkürler. Nasıl?
13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal sahneye Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sahneye çıkın. Sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte selamlıyor sizleri. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı, Sayın Temel Karamollaoğlu'nu, Sayın Mansur Yavaş'ı, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın Ali Babacan'ı, Sayın Ahmet Davutoğlu'nu, Sayın Meral Akşener'i buraya davet ediyoruz efendim. Buyurun saygıdeğer genel başkanlarım. Gültekin Olay. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Gültekin aşağıda Candy Crush oynuyor, birazdan gelecek. Ha geldi. Babacan. Sayın Ali Babacan, sevgili eşleri Zeynep Babacan'la. Temel Bey nerede? Sayın Ekrem İmamoğlu, sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'yla. İmamoğlu. Sayın Ahmet Davutoğlu. İmamoğlu. Sayın Temel Karamollaoğlu. Sayın Gültekin Uysal. Sayın Mansur Yavaş. Ve çok saygıdeğer Genel Başkanımız Meral Akşener. Sevgili İzmirliler. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorlar. Teşekkürler İzmir. Teşekkürler İzmir. Efendim şimdi Millet İttifakı İl Başkanlarımız burada mı? Orada solda bir kopukluk oldu ama neyse. Millet İttifakı İl Başkanlarımız burada mı? Ama öncelikle ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i buraya davet ediyorum. Bisikletle gelsin. Sevgili eşleri Neptün Soyer'le. Neptün mü abi? Güzelmiş ya. Millet İttifakı İl Başkanlarımızı davet ediyorum. Buyurun lütfen. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Demokrat Parti İzmir İl Başkanımız Serdar Falalyalı, Deva Partisi İzmir İl Başkanımız Egemen Pamukçu, Gelecek Partisi İl Başkanımız Onur Sivaslı, İYİ Parti İl Başkanımız Sinan Bezircioğlu, Saadet Partisi İl Başkanımız Mustafa Erduran'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız 85 milyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte sizleri selamlıyor. Teşekkürler İzmir. Sevgili... Evet, genel ne düşünüyorsun Cavs Erlik? Güzeldi. Çok güzeldi. Birkaç konuşma haricinde çok hoşuma gitti. İyi. Sürtüşme İyi. Vardı sadece, onu hissettim. Mansur Yavaş'ın konuşmasını çok beğendim. En iyisi oldu bence de. Bütün konuşmalarını da çok beğeniyorum. Vurması gereken yerleri çok iyi biliyor. Gayet de vuruyor ve karşılıklı oluyor büyük ihtimalle. Babacan yine ne yaptı belirsiz bir şey. Ekrem İmamoğlu güzel. Temel Karamoğlu'nu dinleyemedim. Geç kaldım biraz galiba. Yani bana denk gelmedi. Yani ortalamaydı Temel Karamoğlu. İzmir'de çok reaksiyon alamıyor. Gültekin anlamadım. Davutoğlu çok uzun. Çok baydı uzun. Biraz evet. Milleti yani de baydı senin yani. Senin tek satış selling point'un var. O da eski AKP'liyim. O zaman sonda yaptığı gibi şey yapacaktım. Terör işte meselesi üzerinden. Hesaplaşma. Yani. Aynen hesaplaşma. Bize işte savunma sanayi konusunda iftira atılıyor. Şöyle oluyor. Böyle senin görevin o. Madem yararlı olmak için sen bunu yaptın. Akşener düzgün, net, hızlı konuştu. Vakti de kalmadı büyük bir ihtimalle, uzatmak istemedi. O yüzden kısa kesti biraz. Diyeceğini de dedi ama. Size burada anlatıyorlardı. Siz zaten biliyordunuz bu işi diye kısa kesti. Kılıçdaroğlu da gayet temiz, güzel konuştu. Yani bu. Özeti bu bence. Şöyle bir şey var aslında, ben bir öz eleştiri yapayım. Mansur Yavaş yine tabii ki de diğerlerine göre daha az ama özellikle Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na göre hitabı. Ancak beklerinin aksine Mansur Yavaş mitik performanslarını çok daha iyi yapıyor. Yani ben hiç bu kadar, yani bunu bile ummuyordum en azından. Beklenenden iyi. Eleştirine alaka. Ya bir de şey şöyle, var. Ben inanmıyordum hiçbir zaman Mansur Yavaş'ın. Öz eleştiri ne? Kendim ben Mansur Yavaş'ın miting alanlarında çok böyle iyi bir hitaba sahip olacağını düşünmüyordum. Konuşmalar şey arasında şimdi içeride eski yani. AKP'li evet, olmasına rağmen AKP'li işte muhafazakar ya da işte milliyetçi kesimi en etkileyecek konuşmaları Mansur Yavaş yapıyor bence. İçeride eski AKP'li evet. Var ama en vurucuları Mansur Yavaş yapıyor. Benim gördüğüm yani. Ya bir de net kimsenin niye konuşmadığını da anlamadığım bazı noktalar var. İşte şey gibi devraldığınızda sıfır terör vardı. Sonra bakıyorsun FETÖ'sü, Hizbullah'ı da şeydi, PKK'sı da horkluyor senin altında.
Bunda çok net noktalar aslında. Yani sen mi beni suçlayacaksın bu saçmalıklarla? Benim de ilk cevabım olurdu mesela. Yani bir kişi olsaydı AKP, ben de bir kişi olsaydım CHP olarak ve bir tartışma içinde olsaydık ben o şekilde çok söylerdim. Doğru. Sen mi beni suçluyorsun oğlum derdim yani bir tartışma olsaydı aramızda. Genel olarak bu şekildeydi. Haftaya pazarda İstanbul'da var. İstanbul'da aynı gün hem AKP'nin mitingi olacak karşıda, daha doğrusu şey, ne Yeni Kapı'da mı yapacak onlar? Değil mi? Herhalde. Hem de Millet İttifakı'nın olacak mitingi Maltepe'de olacak. Atatürk Havalimanı'nda olacakmış onlar. Dur Yeni Kapı diyelim de ikiye ayrılsınlar yanlış. Yine mi şey olacak tam kadro? Evet yine tam yok, kadro. Tam İstanbul tam kadro olur ya. Abi ya gitmezler. Yanlış anlamayın da ben hani hakikaten zevkle dinliyorum normalde konuşmaları da. Sonuçta ülkenin şeyi kaderini belirleyecek olaylar da. Babacan Davutoğlu ve Güntekin Uysal çok uzun ve çok içi boş konuşuyorlar abi. Hani dikkat dağılıyor. Geldi süreler. Enerji gidiyor. Davutoğlu 27 dakika. 27. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 18 dakika. Gültekin Uysal. Uysal kim ya? Ha Güntekin Onay 17 dakika. İmamoğlu 17 dakika. Yavaş 13 dakika. Karamollaoğlu 11 dakika. Babacan 9 dakika. Akşener 7 dakika. Şeklinde konuşma süreleri. Abi Davutoğlu yani ne yaptın da Cumhurbaşkanı adayından uzun konuştun? Yani bu sürelerin İmamoğlu'na veya Mansur Yavaş'a verilmesi daha mantıklı. Bence veya en azından Cumhurbaşkanı adayımızın bence bu kadar konuşması. Akşener de konuşabilirdi abi. Akşener de giremedi. Muhtemelen evet şimdi maç başlayacak akşam oldu falan filan. Evet. Kısa tuttu Akşener. 7 dakika konuştu yani. Babacan nasıl 9? Arkadaşlar içerikten dolayı uzun geliyor. Çok yoruyor konuşurken insanı. İmamoğlu 17 dakika konuşmuş ama hiç 17 dakika gibi hissettiniz mi? Babacan mı daha uzun geldi size yoksa İmamoğlu mu? Tabii ki de Babacan. Ya bak orada metin yazar arkadaşlar, metin yazarının işi şudur. Sen bir şehre gidiyorsan oranın işte sosyolojik tespitlerini falan yapar, ona göre sana bir metin çıkarır. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ya, ben gelirken diyor dersimi çalıştım. Ona işte danışmanlar dedi ya başkanım şöyle gençler var burada, şuraya vurgu yapın. Böyle bir konuşma hazırlanır. Babacan yapılmayacak en konuşmayı yaptı. Yani sen muhaliflerin kalesine gidiyorsun ve diyorsun ki eskiden AK Parti'ydi yine öyle olacak diyorsun. Tabii reaksiyon almazsın o noktada. İkinci bölümde söyledikleri iyiydi. Çünkü geleceğe yönelik şeydi işte. AB'ye daha yakınlaşacağız. Hak, insan hakları ve özgürlüğümüz artacak. Aslında bunların başından söylenmesi gerekiyordu. Yanlış bir giriş yaptı. Katılıyor. Bu normal ya. Büyük şehirlerde normal arkadaşlar. Yani şöyle. Uzunmanlarıyla çıkılması sahneye. Yani çünkü miting alanı çok karabalık. Karşı tarafı full açık sahnenin. O yüzden şey devlet büyükleri korumada şey yapıyorlar, uzun namluyla çıkıyorlar böyle. Gayet normal. Ya sadece İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın sahneye çıkıp susup seyirciye baktığı bir 10 dakika olsa bile daha büyük hype alır. Davutoğlu'ndan, Ali Babacan'dan, Temel Bey'den, Gültekin Onay'dan. Sadece dursunlar iki kişi, hiç konuşmasınlar, daha büyük bir hype ve daha büyük bir heyecan olur. Bence Davutoğlu'na şey dediler, sen gittiğin zaman işte şunu şunu söyle. O sonda söyledikleri var ya işte, bize böyle iftira attılıyorlar. Abi siz de hani masadasınız ya hani, siz de muhafazakarlara hitap ediyorsunuz ya hani, bir şey yapın, bir kollayın bizi, bir destek atsanıza demişlerdir ona. O da 25 dakika konuşmuştu, sonra demiştir ha siktir lan 25 yarım saat oldu, neyse bir 2 dakikada şey sorması demiştir. Abi şey diyeceğin işte, Yörük Ahmet olarak Konya'dan Burafan tarih şey yapacağını başından net ve kısa şekilde girseydi. Ama şunu da söyleyeyim uzatmadan. İletişimciler bu mitingden ders çıkaracaktır yani. Ne reaksiyon alıyor ne almıyor çok belli oluyor çok. Kısa öz ve samimi konuşanların etkileşimi çok daha iyi. Uzun uzun diye böyle işte konvansiyonel şey konuşmasını nutuk atanlar bir reaksiyon alamıyor. Bunun bir hatası da şu aslında. Masanın iletişim ekibi daha muhtemelen alışmamıştır. Muhtemelen seçime kadar da böyle gidecek. Yanlış, masanın yanlışlarından biri bu. Aday açıklandığı gün iletişim masası kuruldu. Yani her partiyle bağdaştırılan, birbirine bağlanan bir iletişim ekibi aday açıklandıktan sonra. Bence bireysel bir mevzu. Abi Davutoğlu'na yani 10 dakika konuş abi diyemiyor musun sen? Davutoğlu orada 30 dakika konuşuyorsa bile bile yapıyor onu. Evet. Bu sahne var madem. Madem tüm Türkiye bizi izliyor ediyor işte, ben bu sahneyi kullanayım diyor. Aynısını Saraçhane'de yapmışlardı mesela. Ha evet. Yine, yine orada bir tek yine Akşener düzgün konuşmuştu, kısa konuşmuştu hatırlarsan. Kişisel bir şova çevirmemişti. Mesela Babacan da şey yaptığı zaman işte eski AKP'ydi falan, orada yine kendini bir aklama, düzeltme işte, madem muhaliflerin kalesindeyim bunu kabullendireyim, yutturayım onlara. O da bilinçli yapıyor bunu, bilinçsiz değil bunlar. Güntekin'i bilmiyorum abi. O ne amaçlı, o kafasına göre konuşuyor bence. Saat kaç? Saat 18.55.